Ben hayatımda hep bir yanımla bir biricik olmayı denedim, çalıştım. Başardım, başarmanı bilmiyorum ama çalıştım. Yani hani Guguk Kuşu filminde var ya adam kaldıramıyor şeyde herkes gülüyor kaldıramayınca şişi. Ulan ne gülüyorsunuz diyor. Hiç olmazsa denedim diyor. Yani ben de hiç olmazsa biricikliği denedim hayatımda. Siz hangi mahalleye aitsiniz sizce? Yani daha doğrusu hangi mahalleye daha yakınsınız? Hiç bir mahalleye yakın değilim ben. Bir mahallem yok. Benim üç tane mahallem var. Üç tane. Biri İzmir'deki Kahramanlar Mahallesi. Doğduğum mahalle. Orada doğdum. Nasıl bir mahalle Zengin çocuklarım İz... var. Nasıl? Efendim? Nasıl bir mahalle bu? Burası İzmir'de. Daha yani yoksul, en yoksulu değil. Orta sınıfta olamamış bir kenar semtiydi o zamanlar. Şimdi şehrin ortasında ama öyle bir semtti. Birincisi, birinci mahallem benim orasıydı. İkinci mahallem, ikinci mahallem Ankara'da Güniş Sokak. Öğrencilik yıllarında yaşadığım mahalle. Bir ucunda Süleyman Demirel vardı. Yani ülkenin başbakanıyla biz aynı sokakta otururduk. Başbakana karşıydık. İki ev ötemizde ülkenin İçişleri Bakanı otururdu. Ülkenin İçişleri Bakanı "Komünistlerin nefes alışverişlerini takip ediyoruz." diye o günlerde bir mülakat vermişti. Biz de onun evinde kızları vardı. Çok güzeldi kızları. Biz de onun kızlarıyla böyle arkadaşlık ederdik. Biz de onun evinde kızlarını yani röntgencilik değil. Balkonda kızlarını görürdük. Yani ikinci mahallem oydu ama o mahalleden benim aklımda kalan tabii en önemli şey karımla orada tanıştım. O, o mahallede var. tanıştım ama önemli bir şey daha var. Süleyman Demirel'in mahallesiydi. üründen hmm. geçerken genç bir solcu olarak eve dönüp hep içimden böyle küfür eder gibi konuşurdum. Bir gün dahi koruma polisleri çıkıp bana bir şey demediler. Neden? Güzel, gayet güzel bir duygu. Bir şeyi değiştirmek istiyorsan zaten oranın aidiyetinden önce kurtulman lazım. Oranın aidiyeti olursan değiştiremezsin orayı. Oranın parçası olursan gelenek kelimesine çok fazla bağlanırsan değiştiremezsin. Ben değiştirmek amacıyla geldim. Tahripkar bir tahripkâr bir düşünceyle geldim ben ve tahripkar oldum. Çünkü ona inanıyorum ben. Turgut Özal da öyleydi. O da tahripkar bir siyasetçi olarak geldi. Tayyip Erdoğan da öyle. Yani içinde mevcut yürümeyen bir şeyi tahrip etme duygun yoksa ben de öyle şeye de inanmıyorum. Hani ya geleyim yavaş yavaş yani bir taşın üzerine bir taş daha koyayım, bir taşın üzerine bir taş daha koyayım falan öyle bir şey yok. Ama geldiğim dönemin şöyle bir özelliği de vardı. Yani Dünya da değişiyordu. Hmm. Şimdi 90'lar diye bir belgesel yapılmıştı. çıkmadı. Gelirken gelmeden önce bana göndermişler. Onu izledim mesela. Orada baktım çok her şeyin değiştiği bir dönemdi bizim o dönem. O bakımdan şanslı bir dönemde geldim ben yani. Şanslı Fransızların dediği gibi şanslı bir yıldızın altında doğdum. Ve o bakımdan da e, kendimi hiçbir zaman Bağbali'ye ait hissetmedim. Hala da hissetmiyorum. Yani benim mahallem değil orası. Sizin e, ben size bu programda özellikle bazı şeyleri sürekli sormayacağım. Çünkü Baktım. Burada da daha önce bir programa gelmişsiniz. Daha önce çıktığınız bütün programlarda sizin geçmişteki yaptığınız hatalar, e, ya yani mesleki olarak kendi yanlışlarım dediğiniz için ben de o kadar söylüyorum. Hatta özür diledikleriniz var. Bunları tekrar tekrar konuşmayacağım çünkü fazlasıyla konuşmuşsunuz zaten. Ama şunu merak ediyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Artık cevap vermeyeceğim. Ha öyle mi? Evet, hayır. Cevap vermeyeceğim. Zaten vermişsiniz daha hanım. Çünkü 100 kere cevap verdim ve hep o sorular bana soruluyor ve her defasında ben cevap verince tek suçlu ben kalıyorum ortada. Ya bu ülkede Ali Tatar Yarbay öldürüldü. Evet. Bugün annesi mermiye kafa attı diye manşetler atıldı bu Bugün... ülkede. Bir Allah'ın kulu çıkıp da kardeşim sen bunu at... hala oturuyorlar yerlerinde. Bugün. Şimdi o yüzden Annesinin ölüm yıl yıldönümü. Evet, işte buyurun. Ee, onu da hatırlayalım. Yani ben Yarbay Ali Tatar'ın ya, ya o bakımdan üzülüyorum ama üzüldüğüm şeyler var. Mesela Ahmet Kaya'nın da bugün çok güzel paylaşımlar vardı şeyde, Instagram'da baktım. Çok hoşuma gitti, çok güzel paylaşımlar vardı. Hatta bizim e, genç gazeteci arkadaşlarımızdan bir tanesi şey yazmış. Niye Ahmet Kaya şiirleriyle sevişiriz diye. ilk defa ben Ahmet Kaya şiirleriyle sevişiriz diye bir kavram duydum yani, ondan duydum. E, mezarına saldırmışlar. Yani bu böyle bir vandalizmin yaşandığı bir dönemde e, ben o mezarı gidip ziyaret ettim ya çiçek koydum o mezara. E, hala bu nefretin devam etmesinden bir de bu sorular her defasında sorulduğunda ben de her defasında cevap verince o nefreti tekrar yeniden üretiyoruz yani. özür de dilemişsiniz siz. Kaç kere diledim Ben birkaç canlı kaç, yayında denk geldi. Özür diliyorsunuz... kaç kere, diledim diledim ya. Kaç kere Ama, ama sonra artık... diyorsunuz ki garip bir şey Türk medyasında e, benim on katım hatalar yapanlar oldu. Hiç ben, kimse, abi yok. kimse özür dilemedi. Ben özür dilediğim için mi acaba dayak yiyorum diyorsunuz. Evet. Ben özür dileyince babam dayak yiyorum yani. Özür dilerim sanki hiçbir şey yok. Ya bir dakika bu ülkede 5 yıl hapis yattı insanlar boş yere ya tamam mı? Şimdi onu da açmak istemiyorum. Artık hayatımın o dönemi kapandı benim. Ben hesap sorma dönemini kapattım kafamda. O yüzden Kemal Bey'in e, çok hoşuma gitti. Dur vardı. onları soracağım size. Ben sadece bunu başka bir yere bağlayacaktım. Siz yine dayanamadınız siz açtınız konuyu. Neyse boş o ver artık. O tahripkarlık refleksi yani o maksatlı giriş... Yani tahripkar bir şeyle tavırla girme hali mi acaba sizi biraz bugün bu çok tartışılan size sürekli soran sizin işte artık yeter ben de bıktım dediğiniz e, hataları yaptırdı? Tamam da hayır bana o hataları tahripkarlık yaptırmadı. Hı. Bana yaptığım iyi şeyleri tahripkarlık yaptırdı. Ha. Mesela? İkisi aynı şey değil. Mesela? Ya ben Türk basını bir sürü şey değiştirdim. Türk basını ben geldiğimde siyasi yazarlıktan başka yazarlığı olmayan bir yerdi yazar dediğin zaman sadece fikirlerini yazan köşe yazarları vardı yani. Bütün hayatın her alanını açtım ben Türk medyasını. Reklamcılık anlayışını değiştirdim, gazetecilik anlayışını değiştirdim. Bir sürü yeni alanlar açtım. Yani e, daha sana bir sürü sporda, şurada, burada, her yerde, ekonomi sayfalarında, dünya kadar e, şey yaptım. Bir de çok sayıda genç insanın önünü açtım yani. Çok lonca adabıyla yaşayan bir şeydi yani. Bütün yazar kadrosu oturmuş, hiç değişmeyen adamlar köşelerde tamam mı? bu, bu değişti. O yüzden ben benim iyi tarafımdı tahripkar olma tarafım. O bakımdan yani ama geçti bunların hepsi geçti artık. Bunları tekrar anlamanı şey yok. Bir gün Türk basın tarihi yazılacak. Basın kelimesini hiç sevmiyorum zaten. Basit kelimesi de bitti şey ama dediğim gibi ben ben Baba Ali'nin bir parçası değildi. Hiçbir zaman olmadım yani. Sizi sitcom gazetecilik diye bir tabiriniz vardı. Hürriyette çok uğraştığınız üzerine. O proje başarılı oldu mu sizce? Oldu. Ama şimdi bitti. Neden bitti? E çünkü başka bir dönem başladı. Başka bir anlayış geldi. Başka bir şey geldi. Yani ben bugünün basın üzerine konuşmak istemiyorum. Bugün medyası. Bambaşka bir medya var. Bir şey söyleyeceğim. Zaten şu anda medyanın kendisi sitcom ya. Sitcomla hatta sirk arasında. Sitcomdan sirke doğru gidiyor. Sirke, daha, da. yakın sirke daha yakın. Yani şu akşamları tartışma programlarına falan bakıyorum bazen de. Yani şimdi... Yani dolayısıyla bana sitcom diye eleştirenlere bir gün sirk medyası diyecekler. Yani bu böyle bir şey de var. Ya da işlerinden biri çıkacak bunu da itiraf edecek. Çok geldim ben. Pazar günü müydü Koray? E, dolar 10 lira bandına yaklaştı. Hatta geçti geliyor. Pazar günden bahsediyorum. Açtım bir kanal. ismini vermeyeyim. Öyle de bilirim. Ama şimdilik vermeyeyim. Kanalda ana haber bülteni var abi akşam. Ana haber bülteninde ne dönüyor? Kara lahana sarması nasıl yapılır? <laughs> Güzel. Ya şimdi bu sirkte bile bence bunu yapmazlar. Yani sirkin <laughs> en eğlenceli canlıları maymunlardır Ama değil mi? Mesela şey onu söyleyeyim. yaptırmazlar maymunlara yani. Bak ben seyir gibi bakmıyorum. Bunu seyreden insan varsa seyretsin çünkü yüzlerce kanal. Bir kere herkes bir medya artık. Herkes bir medya. Ya bugün çok enteresan bir şey oldu. Instagram'da bakıyorum. Tamam ne var ne yok diye. Rolex Stones'un sayfasında Kate Richards'ın 70'li yıllardan kalma bir fotoğrafı. Bir yerde yatmış uy uyuyor, yanında da bir kız arkadaşı. Ağzı açılmış böyle. Benim hayattaki en büyük kompleksim ağzı açık uyumak. Hiç o yüzden uçaklarda falan uyuyamam. Çünkü çok çirkin i̇şte görünüyor bana diyorsun. ağzı. Evet ağzım mı böyle uyurken kimse kendimi kimse abi. görsün istemiyorum ben tamam mı? Şimdi Kate Richards'a öyle yatmış uyuyor. Bu fotoğrafı koydum altına dedim ki Ağza açık uyumak bir erkeği çirkinleştirir mi? Tamam mı? Şimdi ya hürriyette yazdığım yazıların yemin ediyorum sana belki 30 katı kadar yorum geldi altına. İnsanlar yazmışlar. Niye biliyor musun? Çünkü herkesin hayatında dokunan bir tarafı var o sorunu yani. Ağzı açık uyumak. Güneri Bey yazmış ya bende de aynı sorun var diye. Düşün şimdi herkes altına bunu yazmış. Ondan sonra Oda TV'de almış bunu. Birinci manşet yapmış. Ertuğrul Özkök magazin yazmaya devam ediyor diye. Tamam mı? Şimdi ya böyle bir medya ortamı var. Bu da bir medya. Yani ben de bir tane Instagram sayfam var. Senin de Twitter'ın varsa, Instagram sayfam varsa sen de bir medyasın. Herkes bir medya. Dolayısıyla bırak ya isteyen istediğini yapsın. Önemli olan ne biliyor musun ama? isteyen istediğini yapsın. Başkalarına hakaret etmeden, başkalarına kötülük evet. yapmadan bütün renkliliğini yazsın. Çok daha güzel bir Türkiye olur. Sezen Aksu şey diyor biliyorsunuz. Bir ülke, bu ülkedeki bütün nefret Twitter kanalıyla e, tahliye oluyor ya da, ya da bir yere gidiyorsa oradan gidiyor diyor. Evet. Ya oradan boşalıyor bütün evet. Diyor. Ben ayrıldığım gün bir arkadaşım aradı beni. ya dedi. Ne kadar çok düşmanım varmış. Herkes sana düşmanmış dedi. Nereden çıkardım bunu dedim. Ya Twitter'a bakıyorum ben dedi. Dedim. Ya Sedatçım, Twitter'da iyi diye bir şey var mı dedim yani. Sen gördün mü Twitter'da iyi diye bir şey? Twitter'da iyi'nin sen top trend topik olduğunu gördün mü iyi'nin? Bak çok enteresan bir olay yaşadık. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın öldü dedikodusunu çıktığı günü hatırla. Tamam? Okudum Twitter şeyleri. Ben Twitter'da yokum ama e, adıma bir tane sahte bir isim var. Ben ben değilim o yani. E, okudum. Ya bu insan 20 yıldır bu ülkede yapılan bütün seçimlerde halkın 50'sinin oyunu almış. Bu ne demektir biliyor musun? Halkın %50'si en azından her iki seçmenden biri onu beğeniyor. Yaptığı işi beğeniyor ve oy veriyor ona. Bir nefret. İnsanı bırak Cumhurbaşkanı'nı. İnsanlık dışı bir nefret. Şimdi yarısı böyle. Öbür yarısı da güya Cumhurbaşkanı'nı savunuyor. Savunurken neyle savunursun? Olumlu bir profille profile savunursun. Hayır onlar da nefretle savunuyor onu. Ya. Onlar da gidip karşıdakilere nefret saçarak savunuyor. Ortada pozitif bir profil yok. O yüzden yani böyle hepimizin alması gereken bir eğitim var. Bir sosyal medya eğitimi almamız lazım. Bak sen daha iyi bilirsin. 6 bin kişiyle top trend topik olunabiliyor değil mi? Tabii. Ha? 6 bin tane adam. Yok hatta. Ha? 6 bin, 10 bin. Tabii, tabii. Ha? Peki bir şey söyleyeceğim sana ya. 81 milyon insan yaşıyor bu ülkede. Bu 81 milyon insanı o mu temsil ediyor yani? 6 bin troll yüklendiği zaman trend topik oluyor ve seviniyoruz bazen. Ve nefretle trend topik olsak bile seviniyoruz. O halde geldik artık yani. O yüzden ben ben hayatta bir şey öğrendim. Mahallesiz olunca Twitter'da Hiçbir şansın yok. Selçuk Şirin Hoca'nın bir analizi vardı. Ee, bu uluslararası raporlardan çıkardığı. Türkiye'de Twitter niye bu kadar popüler ve hangi ülkelerde daha çok popüler diye. Tüm dünyada var tabi sosyal medya, tabii, özgür tabii, düşünce, tabii, tabii, ifade tabii, tabii, özgürlüğü tabii, tabii, tabii. falan ama... ...Türkiye'de ve Türkiye benzeri ülkelerde bu kadar çok Twitter'ın hakim güç olmasının sebebi... ...ifade özgürlüğü sorunu. Tabi canım. Yani... Şimdi bunlar bir yerlerde yazılıyor ve haberimiz olmuyor da olabilir. Yani herkesle ilgili bir sürü iftira hak... ben sadece ifade özgürlüğü sorunu olduğuna inanmıyorum. Bu toplumun derinindeki bir kompleksin kompleksin dışa vurumu. Çünkü insanlar yıllarca kendilerini ifade edebilmek yolunu bulamadılar. Bir şekilde ifade edebilmek yolunu bulamadılar. Bir de Twitter'ın tabii şöyle bir tarafı var. Eşitliyor. Ya karşında Tarkan'ı görüyorsun. Hadi lan diye Tarkan'a bağırıyorsun. Bir Cumhurbaşkanına ama, bağırıyorsun yani, tamam. Türk, Psikolojik rahatlama şeyi de var onun. Var, şüphesiz yani. var. Ama bu kadar Türkiye'de tesiri olmasının yani sizin istifa ettiğiniz ya da ayrıldığınız gün birazdan soracağım size ama arkadaşınızın arayıp size hemen haber verdirecek kadar tesirli bir mecra olmasında Bence bir, bunun dışında da etkenler var. Yani Twitter'da ya yazılabilen etiyor, ama bana hiçbir bunu, şey başka bir yerde yazılamıyor ama, ki abi. Ama, ama bunu bana söyleyen arkadaşım kendisi hakkında üç tane olumsuz şey çıkınca 5 günü gidiyor. Darmadağın Aklı, oluyor. Aklım gidiyor. Darmadağın oluyor yani. Psikolojisi hmm. öyle bir şey anladın mı? Benim öyle bir şeyim yok. Ben, ben 30 yıldır dayak yiyorum her gün ya. Her gün dayak yiyorum yani. Derim kalınlaştı birazcık dayak yiye yiye. O bakımdan bana koymuyor yani ama normal olarak insanları etkiliyor tabii ki yani. Böyle bir şey var. Ee, şeyde üzüldünüz mü? Ee, Ahmet Güneştekin'in bu e... Diyarbakır'daki şeye gittiğinizde Gülten Hanım'ın Ahmet Güneştekin'e yönelik Fatih abi ve sizi e, o kadar da hafıza silinmemiş diyerek sert bir eleştiriyle e, paylaştığı o görüntüden. üzülmedim. üzülmedim. Hiç üzülmedim. Niye biliyor musun? Çünkü ben o konuda üzerime düşen her şeyi yaptığıma inanıyorum. Vicdanen rahatım. Ayrıca başka bir şey söyleyeyim sana ben. Ahmet Kaya ile ilgili benim hiçbir sorunum yok. Müziklerini çok seviyorum, bunu her zaman söylüyorum. Benim kendi köşemde Ahmet Kaya ile ilgili yazılmış... bir tane kötü yazıyor. Hep müziklerini yazdım... ben onu çok da hoşuma gidiyor. Hayır üzülmedim. Ama orada şöyle bir şey var. Ya halay çektim, bak bugün halay kıyafetimle geldim buraya. Benim, evet, bu bu da eleştirildi. Evet, bu da eleştirildi. Kuruvaze koyu lacivet elbiseyle halay çekilir mi diye. Çekinmedin ya halay ben. halay çekmemi eleştirdiler ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Her taraftan dayak yedim. Ben şimdi sadece gluten Akın falan değil ki benim derdim. Şimdi bir kısmı, Kaya. Mülten Kaya neyse. Ee, bir kısmı e, bir kısmı bundan dolayı PKK'lılar vurdular. Tamam mı? Ahmet Kaya bilmem ne falan diye. E, milliyetçi kesim bir kısmı da gitti sen PKK'lılarla halay çektin diye vurdu. PKK ulusalcı, kesim, ulusalcı, vardı Neresi PKK? ulusalcı kesim Ulusalcı kesim Ulusalcı kesim Kalktı sen zaten yetmez ama evet dişsin diye vurdu. Ki ben hayır oyu verdim referandumda. <laughs> ama anlatamıyorum ki bir şey. Kadının biri bir gün bir akşam yakaladı yaka, sırtıma yapıştı yakama. Sen Hasan Cemal ve senin gibi yetmez ama evetçiler bu ülkeyi bu hale getirdi diye bağırıyor. Hanımefendi ben hayır oyu verdim dedim. Hayır sen yetmez ama evet oyu verdin diye. Yani böyle bir şeyim var. Ee, herkes Herkes zaten din, kesin dindar kesim benimle hiçbir zaman uzlaşamıyor ama e, bu ayrıldıktan sonra beni çok sevindiren şeyler de oldu yani beni arayanlar. Ertuğrul arasında. abi kovuldunuz mu istifa mı ettiniz? Bu böyle biri karşılıklı anlaştık ya, deyince aksine. ben o işin içinden başka ya, türlü şeyler hissediyorum. Bu şimdi bu kovulma lafı ne kadar kötü bir şey. Ama ya. Öyle ben kovuldum abi. Ya bırak şimdi. Vallahi kovuldum. Neyse kovul, ben kovulma lafını hiç hayatımda azmam. Ben <laughs> ayrıldım. Hürriyetten ayrıldım ben. Yollarımız ayrıldı. Ayrılmak karşılıklı bir evlendir, tamam mı? Bu kararı kim Tek verdi? Tek taraflı. Ayrıldım. Neyse kim verdiyse verdi. Yani şimdi. Ama kovuldu denilecek bir ilişkim olmadı benim böyle ayrılmamda. Gayet güzel ayrıldık. Gayet medenice ayrıldık. Ayrıca bir şey söyleyeyim ben sana. Debirören ailesiyle tak geldik, yani geldikleri günden itibaren hep bana saygılı davrandılar. Gayet de iyi gitti ilişkilerimiz. Olur. Ben uzun yıllar gazete yönettim ben. Gazete yönettim ve gazete yöneticiliğinde maalesef bunlar oluyor. Ben Emin Çoraşan'ın işine son veren insanım ben yani. Dolayısıyla benim işime son verildiği zaman isyan edecek bir adam değilim ben. Anladın mı? Benim yaptığım da şey bu. Patronların bir insanla çalışıp çalışmama hakları vardır. Bunu böyle ve gayet güzel, çok iyi bir şekilde, dostane bir şekilde ayrıldık. Hürriyette işte yaptık. Bir gerekçe yok mu? Yani benim bildiğim yok bir gerekçe şey yok yani bana yani Böyle bir böyle sabah bir uyandık konuş... ve artık size çalışmak istemiyoruz. Yani, yani yok yok şimdi öyle takma öyle vardır mutlaka gerekçesi Elbet Halay yüzünden olmuş olamaz değil mi? Öyle bir dedikodu ya, var ya, ama yani. Halay yüzünden ya, komik, komik ama sormak ya. zorundayım. E, yani. mi, Halaydan kovuldu diyenler var da yani halay bu ülkede birçok insanın başına bunu getirdi ama yani kötü şey getirmiştir. Ama ya, yani, işinden de etmiş midir bilmiyorum. Komik yok canım olur mu? Ya bak bir de bir de bir halayı anlatayım şimdi. Bak ben Diyarbakır'da Yazdım ama bunu herkese de anlatamadım bir kere daha anlatayım. Epeydir gitmiyordum Diyarbakır'a. Diyarbakır'ı çok beğendim ya, çok, çok beğendim. Güzel inanılmaz Abi. güzel. Hükümet bu hükümet de güzel yatırımlar yapmış oraya. Eski belediyeler, HDP'li belediyeler de yapmışlar zamanında işler tamam mı? Pırıl pırıl, cıvıl cıvıl bir şehir. Hatta bazı yerlerini İzmir'den daha güzel buldum ve ve inanılmaz güzel bir gençlik var. Ve şu duyguya kapıldım. Ya bu burası Türkiye'den ayrılmaz. Türkiye burası. Tamam mı? O kadar hoşuma gitti. Kafelerde oturdum. Gelen gençler nasıl dostane insanlar falan. Çok moralim güzeldi. Ahmet'in e, şeyi sergisi kuyruklar oluştu. Şimdi ya halay çektim. Nerede çektim halayı? Ben kandilde mi çektim? Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği İstanbul'daki kadar güzel düzenlenmiş bir çadırda Kardeş Türküleri harika şarkılar çalıyor. İlk defa sahnede dinliyorum Kardeş Türküleri. Müthiş güzel. Türkiye'nin her yerinden oyun havaları çalıyorlar. Herkes kalktı 150 kişi. En sonunda beni getirdiler zorla çekip götürdüler sahneye. Tamam mı? Oynadım. Fakat herkes oynadı. Benim üzerime kaldı olay. Tamam kalır benim böyle bir şeytan tüyü tarafım var ama <laughs> ben ne zaman oynasam olay oluyor zaten daha önce de İzmir'de. Ama, ama Ertuğrul, Aydın o, Ertuğrul abi o ya o çok şey e, Özlem Hanım'dı yanılmıyorum değil mi? Belediye Başkanı'nın evet, isimleriyle evet. beraber evet, evet. Özlem Hanım. Evet, yani onda. Özlem Hanım gerçekten müthiş hiç ona söyleyecek hiçbir şeyimiz yok ama. Çok kötü kaldım onun yanında değil çok, mi? Bir de sizinle biri daha vardı kim vardı bizim Serkan vardı galiba Serkan Ocak. Biliyorum. Yanılmıyorsam. Bilmiyorum. Hani Serkan da birazcık oynar falan kurtarmaya çalışıyor ama abi siz hiç olmamıştınız ki o oyunda yani. <laughs> Halay bile biraz daha idare eder ben size söyleyeyim yani. Ya zaten benim ben dans ben dansı çok severim. Hı. Fakat dans özürlüyüm. Ama benim yayınlanan iki fotoğrafım var. Bir tanesi küçücük çocukken mahallede futbol oynuyorduk. Bir motosikletli bir adam geldi durdu. Altı kişilik takım. Formalar, büyüklerimizden formalar almıştık. Hatta çok büyüktü de yakaları küçük olduğumuz için biz göbeğimize kadar açık duruyordu yakalar böyle formalarla tamam mı? Durdu fotoğrafımızı çekti. Ertesi gün bir İzmir gazetesinde Ege Express mi Demokrat İzmir mi bilmiyorum. Minikler şampiyon oldu falan diye fotoğrafımız çıktı. Yani öldük tabii zevkten. İkinci fotoğrafım da yüksek Yüksekokulu'nun son sınıfında çaylar vardı o zaman, bir çay verildi. De orada dans ediyordum, sınıftaki kız arkadaşlarımdan biriyle dans ediyordum. Fotoğrafımı çektiler, ertesi gün beni dans kralı ilan ettiler yani. Dünyanın en berbat dans eden adamıydım tamam mı? Gecenin dans kralı falan diye fotoğrafımı çekti. Maalesef dans özürlüyüm. Halayla. Geçen hafta gene gittik, Mustafa Taviloğlu'nun şeyi vardı. Bir de Efe var galiba değil mi? Bizde görüntüsü var, bir onu verir misiniz Gökhan? <laughs> Orada, no da, Zeybek orada da Zeybek oynadı. konuşalım. Orada da Zeybek oynadı. Halay'ın oynadık. şu an şöhreti çok başka bir noktada yani. Hala, e, halay halay şey, işinden etti falan. Bak, bak diyorlar. oynuyorum işte bak işte burada da şey oynuyorum işte abi Zeybek. Geçen hafta cuma akşamı cuma cuma akşamı evet evet. Eskişehir'de. Yılmaz Büyükerşen de orada. Ama işte bu ülkede böyle yani Ege Zeybek sizin... oynayınca dövmüyorlar. Halay oynayınca el dövüyorlar. Eller Tavsiye mi? etme. Kulak arasında bir koordinasyon problemi. Çok da o kadar da fena değil ya. İşte böyle oynuyor herkes ya. Yani. Herkes mi? Yapma Ertuğrul abi. Ne alakası var? <laughs> Bunu oynayanlar bayağı iyi oynuyorlar ya. Yani. Evet yani... Evet yani zorlu. Ama eğleniyor olmak de güzel böyle. tabii. Siz gayet eğleniyorsunuz şu anda belli. Eğleniyorum ya. Ben seviyorum böyle oynamayı seviyorum. Şimdi ne yapayım ya? Ay, o halay sırasında peki neler yaşandı? Biz oraları bilmiyoruz. Orada bir çok kısa bir görüntü var. İsmail çekmiş Hiçbir galiba. Hiçbir şey yaşanmadı ya. İnsanlar işte. hani ne, ne, ne söylediler böyle çok şaşıranlar sizi orada Yok canım ya yok abicim orada 150 kişi ya böyle daireler 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 150 kişi dans ediyordu ya ve herkes ayaktaydı yani herkes ayaktaydı Peki gördüğünüz en iyi halayı kim çekiyordu? Vallahi öyle bir halayda iyi çeken olmaz zaten. Ben ya, saymaz hiç. Canım. Vallahi fena bulmadım İsmail Öyle mi? Ama. Sizin iki yanınızda mıydı? Bir yanınızda mıydı neydi? Bilmiyorum. Vallahi. Fena değil. Hakimdi konuya etmedim. yani. Bilmiyorum. Ben dikkat etmedim yani. Sizin ama gözünüze çarpan böyle vay bu kimmiş falan böyle bayağı iyi oynuyor dediğiniz kimse yok ya, mu? Ya, herkes ama çok deşeli bir şekilde oynuyordu halayı yani. Ama şayet hayat bana bir şey öğretti yani hayatım bu Şimdi halay çekmek tehlikeli bir şey sana da tavsiye etmem halay çekmek. Ben de hiç ben de şeyde sıfırım dansta hiç yani. Olma iddiam da. Hayır orta. hayır oyna zeybek oyna zeybek oynarsan dövmezler. Halay çekersen döverler tamam mı? Bilim... Çünkü omuz omuza oynandığı için böyle dayanışma falan diye. Ben bu tek olduğu için bilmediğim korkmazlar. Bilmediğim şey hiç girmemekten yanayım. <laughs> zeybek de almayayım sağ ol. Arayıp e, ayrılma sürecinden sonra arayıp. Ha ben Erzurum Barı da oynadım. Oo. Gümüşhane'de geçmişti. Hatta bizim Neyire Özkan bizim Hürriyet'in pazar ah, rekerinin başında. Nehire poster yaptı o fotoğrafı. Bütün Hürriyet'e astı benim. Neyra abla ne müthiş bir gazetecidir Müthiştir, ya. Müthişti, evet. Ne müthiş bir gazeteci. Hala onun yaptığı ekleri kimse yapamıyor. Evet, evet. Biz bir ara onunla bir görüştük, bir şeyler yapalım beraber kafada diye. Ee, ikna edemedik bir daha araya korona girdi çok fena ama hala Neyra ablanın yerine bir kişi daha gelmede gelemez. Neyra Türk medyasının en önemli en önemli insanlarından biri. O da biridir. o da tahripkardır. öyledir da, tabii. O da tahripkardır yani. Tabii. Yani o iki dakika konuşurken bize arada on tane şey öğretti. Evet, evet. Muhteşem bir şey bu. Arayıp e, bu ayrılmadan sonra şimdi kovuldunuz diyemiyorum istifa ettiniz diyemiyorum ayrılmadan sonra diyorum. Ayrıldık abi sen ayrıldık. Arayanlar ya, ne işi. diyorlar mesela geçmiş olsun mu daha çok gözün aydın mı? Vallahi bilmiyorum yani ben biraz Kafka kahramanı gibi hissettim kendimi çünkü yani ben işimi kaybettim. İnsanların çoğu tebrik ederiz diye şey yaptı. <laughs> anlamadım ben yani ne ne anlama geliyor bunu da anlamadım ama ee, yani... Hiç beklemediğim insanlar... Mesela Tansu Hanım aradı. Tansu Çiller. Yani gazetecilik hayatımda en fazla polemiğe girdiğimiz... ...birbirimizi en kırdığımız belki insan o, oydu Tansu Hanım. Ee, benim için sürpriz oldu ve çok da sevindim yani hakikaten. Yani? Hayırlı olsun dedi, bir şey demedi yani hayırlı olsun da ama... ...ben bu tür şeyleri çok insani buluyorum evet. yani. yani. Yani tamam, işte mesela dedikodu da çıktı ayrılmamla ilgili. işte. yok Ero, şeyle, Aydın Doğan'la arkadaşlığı var falan diye abuk sabuk bir şey yazdılar. Yok efendim biz Aydın Doğan'la gazete kurmak için e, toplantı yapmışız. Eski Yap, hürriyetçiler, mi? eski hürriyetçiler diye tamam mı? Ya ne böyle bir toplantı var? Ne benim bu toplantıdan haberim var? Ne Aydın Doğan'a sordum Aydın Bey e de. Aydın Bey böyle bir toplantı yok öyle bir şey. Hiç böyle bir toplantı yok. Bir şey yok bu yok. Ama ben yazın Aydın Bey'le buluşuyordum. Zaten daha... E, Aydın Bey gazeteden ayrıldıktan sonra, devrettikten sonra Gazetelerin Demirören ailesiyle de beni bir kahve içmeye davet Orada da konuştuk. Orada da dedim ben. Ben dedim dostluklarım devam ediyor benim dedim böyle şeylerde. Ee, yani bu tür şeylerde. Ee, Aydın Bey'le de benim dostluğum devam edecek. Hatta dedim ameliyat olacak ziyaretine gideceğim. Tabii ki dediler ya ne demek o dediler. Elbette gidip dostunuz devam edecek dediler. Aynı şeyi Erol Simavi ve Berman'la da yaptım ben. Hmm. Yani Erol Bey gazeteyi sattığı zaman Aydın Bey'e. Aydın Bey'e de söyledim. Dedim benim Erol Bey'le Belma Hanım'la dostluklarım devam eder dedim. Böyle benim devam ediyor dostluklarım. Belma yani e, son zamanlara kadar neredeyse bütün davetlerine gittim ben Belma Hanım. Hatta bir ara Aydın Bey'le Erol Bey'in arasında bir sorun çıktı. Hürriyet'in Almanya matbaasının e, satılması sırasında. Yani araları bozuldu bir ara. Ben o dönemde de Erol Simavi ile ilişkimi kesmedim. Gene dostluğuma devam ettim. Böyleyim ben benim arkadaşlarımla dostluklarım devam ediyor ve hatta şöyle diyeyim asıl ayrıldıktan sonra dostluklarım devam ediyor. Ee, daha iyi. Çünkü bazı insanlar vardır. Mesela benim AKP'li bir önemli bir şahsiyet genel yayın yönetmeni yani dostumdu. Gece yarıları ikide arardı beni, üçte arardı. Hayatının her tarafından konuşurduk. Modern bir insandı falan. Genel yayın yönetmeninden ayrıldıktan sonra bir daha hiç aramadı beni. Hatta bir gün bakan oldu, aradım. Ee, kutlamak için telefonumu açmadı. Allah Allah. Ee, ya? öyle mi diye boş ver. Ben insanları şey diye ben bir tavır anlatmak için atıyor, bir insanı anlatmak için şey yapmıyorum bunu. Ee, o yüzden yani Aydın Doğan'la dostluğu devam ediyor. Yani benim dostluklarım devam ediyor. Zaten bir şey söyleyeyim mi sana. Herkes içinde geçerli bir şey bu. Yani biz dostluklarımızı devam ettiremezsek aradaki ilişkiler değişti, aynı yerde çalışmıyoruz şu bu falan diye. Bu yani bu iyi bir insani vasıf değil bu. Tabi diyeceğim. Devam etmesi gerekir. Ya biz, anlat tamam. yıllardır beraber çalışmıyoruz. Her sabah, her akşam telefonla konuşuyoruz. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Ben 12 Eylül'de benim idamla aranan arkadaşlarım vardı. Onlarla dostluğumu sürdürdüm ya. Yani hmm. tehlikeleri göze alarak sürdürdüm dostluklarımı. O yüzden bana efendim Aydın Doğan'la ilişkisi devam ettiği için böyle oldu bunlar dediğim zaman çok üzülüyorum ben buna. Hmm. Üzülüyorum gerçekten çünkü en insani tavrımız eleştiriliyor demektir böyle bir şey varsa. Böyle bir şey de zaten bana söylenmedi şöyle bir şeyden falan bahsedilmedi. Yani dediğim gibi iyi oldu ayrıldık olur bunlar hayatta olan Aydın şeyler. Aydın Bey'le konuştunuz mu ayrıldıktan sonra hiç? Hayır. Peki size bir şey soracağım. Siz Aydın Bey'in en yakınlarından birisiniz. Benim o kendi çalışma döneminde... Kitabını yazdım ben Aydın Bey ya. Döneminde gördüğüm en yakını sizdiniz Aydın Bey. In. Evet. Ee, Aydın Bey'in yeniden medyaya girmesine dair dedikodular var. Ben kendisiyle bir konuştum, e, size de konuşmuştuk bunu. Şimdi izin almadığım için onunla yaptığım konuşmayı anlatmayacağım ama e, siz benden çok daha fazla şey biliyorsunuzdur. Aydın Bey'in yeniden medyaya dönme niyeti var mı? Bu 2023'e kadar bir sözleşme var bildiğim kadarıyla. Ondan sonra Şimdi kanunen bak, de bir sıkıntısı yok. Sözleşme Bunu e, bu soruyu gidip Aydın Bey'e sorun. Yani bunu Aydın Bey yerine ben cevap veremem. Ama ben Aydın Bey'le kışları pek görüşmüyoruz yazın görüştük son 2-3 yıl içerisinde. Yazılır çünkü ben de Bodrum'dayım. O da Bodrum'da. Bazen gidiyoruz o Marina Vista'da yemek falan yiyoruz. Tatil köyünü uğruyorum bazen. Ee, şey yapıyoruz. Ee, Aydın Bey dönecekse niye sattı gazeteyi? Yani şimdi Aydın Bey sattı gazeteyi sattı. Şimdi dönecekse niye sattı? Daha aradan iki yıl geçti. 10 yıl geçer ondan sonra ne olur ben bunu bilmem. Zaten ne yok ama ya artık bir şiir vardır. Döndüm ki döndüğüm yerde değilim diye Elis Batur'un galiba. Tamam mı? Hiçbirimiz dönsek bile döndüğümüz yerde değiliz artık. Bakın başka bir medya var artık yani. Anladın mı? Yani ben Aydın Bey konuştuğum zamanlarda ona medyaya dönmesi konusunda hep aynı şeyi söyledim. Aydın Bey artık düşünmeyin böyle bir şeyi de derim şey yapsam. Ve ayrıca dedim de bunu ya dedim Aydın Bey açılırsa falan bu konu ne, nereye dönecek Aydın Bey? Yani sanmıyorum böyle bir düşüncesi olduğunu Aydın Bey'in. Aydın Bey böyle bir düşüncesi olduğunu ben hiç sanmıyorum ama benim bildiğim ben böyle bir şey konuşmadım Aydın Bey'le. Medyaya dönmek, medyada dönmek tekrar, tekrar bilmem ne yapmak, şu yapmak, bu yapmak. Ayrıca benim sorunum değil zaten ben medyanın içindeydim. Anladın mı? Şimdi değilim ama medyanın içindeydim o zaman yani. Aydın Bey dönerse çalışır mısınız beraber Artur ya şimdi Aydın Bey dönerse çalışır mısın mi? Ben hürriyette de çalışırım tekrar. Kim olursa olsun çalışırım. Yani e, ben ayrılırken hürriyetten veda yazısı yazmadım. Bana birçok arkadaşım ya bu geleneğidir baba halinin gene <laughs> veda yazısı yaz bana. Hayatta hiç sevmediğim şey veda yazısı. Ben ayrılmadım ki veda edeyim. Tamam mı? Yani benim ayrılmadım derken şöyle şunu anlatmak istiyorum. 35 yıl çalıştığım bir kurum bu. Ve bu kurumun bugüne kadar gelmesinde şekillenmesinde benim çok payım oldu. Tabii. Benimle beraber yeni nesiller geldi oraya. Tamam mı? Oradaki insanlarla zaten aynı gazeteyi etrafında bir buluşmuşluğumuz var bizim. Ben o insanlardan kopmadım ki. Yani yine tanımadığım insanlar da var. Tanıdığım insanlar da var. E, bu yıllar boyunca. Yani Dolayısıyla veda yazısı bile yazmadım. Çünkü veda yazılarında çok klasik ve çok şey buluyorum ben yani. yani. Bana, hiçbir bana, şey anlatmaz yani, yani. ben evet yani bir de ha, bir de veda geçmez. yazılarının klasik bir formatı vardır başka bir mecrada buluşmak üzere diye başka bir gazetede buluşmak üzere diye ya bunların hepsi bence şey zaten medya dönüşüyor şu anda dönüşüyor bakın medyadan ayrılan bir takım bazı insanlar ne kadar başarılı işler yaptı bunlardan biri de sensin tamam mı Cüneyt çok başarılı işler yaptı tek başına tek başına çok başarılı işler yapan insanlar görüyorum ben burada. Bambaşka bir medya var. Kaldı ki sesini duyurmak istiyorsan, sesini duyurmak istiyorsan mecra da var. Şimdi benim benim hayatım boyunca şöyle bir esprim oldu hayatla ilgili. Bunu bir gün bir e, Fransız televizyonda galiba birinde dinlemiştim yıllarca önce. Ha benim dediğim bu diye. Ben hiçbir zaman bir kitle yazarı olmadım. Hmm. Kitle yazarı olmadım ben. Ne demek abi onu anlatayım. Yani ben bütün Türkiye okuyor beni, bütün Hı. ben Türkiye'yi sesleniyorum, her şeyi Hı. değiştiriyorum bilmem ne böyle bir şeyim olmadı. Ben toplumun bazı belli insanlarına seslendim hep. Tamam o yüzden sayılar benim için hiçbir zaman önemli olmadı. Benim için tek sayı gazeteniz trajedi. Benim yazım kaç tane okunmuş, kaç kişi okumuş bilmem ne. Hiçbir zaman benim için bu önemli bir şey olmadı. Çünkü çünkü hayatım boyunca hep marjinal bir tarafım oldu o tahripkar tarafım dolayısıyla. Bir gün böyle bir adamı dinliyordum bir televizyon, Fransız televizyonu. Dedi ki adam, bakın dedi, anlatacak bir derdiniz varsa, bu herkes için geçerli bir şey. Tekrar başlıyorum baştan. Eğer anlatacak bir derdiniz varsa ve bunu bir kişiye anlatabiliyorsanız, anlatmaya başlamışsınız demektir dedi. Eğer iki kişiye anlatabiliyorsanız, bayağı bir kalabalık toplamışsınızdır demektir. Eğer üç kişiyi anlatabiliyorsanız izdiham var demektir dedi. Tamam mı? Ya ben üç kişiye derdimi anlatabiliyorsam benim için yeterli olan bir kantitedir, bir sayıdır bu öyle. Ben milyonlar peşime takılsın falan. Zaten sevmem. Milyonları peşine takan insanları sevmem. Milyonları peşine takan insanlardan hayır gelmez. Bir yerde o çünkü o bir yerde totaliterliğe dönüşmeye başlar. Anladın mı? O yüzden ben yalnız liderleri severim. Atatürk'ü severim. Atatürk yalnız bir liderdir abi. Atatürk de ama milyonları peşine takmamış mı? Abicim. Şimdi Hatta ya yani neredeyse milyarları savaşını, değil. Savaşını, kurtuluş savaşını milyonları yapmadı. Milyonları peşine takan Hitler'di. Hmm. Anladın mı? İkisi aynı şey değil bunların. Çok farklı şeyler bunlar. Ve Atatürk'ün Atatürk'ün arkasında çok büyük bir çok büyük bir Olay vardı yani. İşgal edilmiş bir ülkeyi kurtarmak ve bir de bu ülkeye cumhuriyet gibi daha kendi çağında bile çok azınlıkta olan bir rejimi yerleştirmek. Rejim başkan. kelimesini sevmiyorum. Kim, kim, kim Rejim kelimesini sevmiyorum. Rejim kötü bir kelime. Cumhuriyet gibi bir insanların yönetim biçimini yerleştirmesi. O bakımdan benim gözümde Atatürk yalnız bir liderdir. Müthiş. Zaten cephelerde, cephelerde olan insanlar hep yalnızdır yani. Karar alırken falan. Ee, şimdi genel medya ile ilgili size çok sorulan soru var. Ama ben bir şeyi çok merak ediyorum. Ee, sizin ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Şimdi hürriyetle dahil olmak üzere Aydın Bey e, kendi medyasını Demirören ailesine sattı. Ve genel olarak oradaki durum da belliydi. Yani e, AK Parti'ye daha fazla bu merkezden bir oy kazandırılacak bir medya ağ oluşturulsun diye. Fakat e durum pek öyle olmadı sanki. Yani ne anketler ne baktığınız zaman gazete tirajları böyle bir değişimi bu satışın vesile olmadığını gösteriyor. Bir de üstüne üstlük bir sürü markanın marka değerleriyle ilgili hem küresel ekonomik anlamdaki gelişmeler hem de içerideki tiraj, reklam gelir siz benden daha iyi bilirsiniz bunlara baktığınız zaman markaların değerlerinin de çok azaldığını görüyoruz. Yani nasıl anlatayım size ben bunu? Şimdi Aydın Bey 1 milyar dolara mı sattı? Aydın Bey'in bütün sattığı malları bugünkü piyasa değeriyle 500 milyon dolara satamazsınız muhtemelen. Neden böyle? Şandaşım şimdi bak ben prensip olarak genel yayın yönetmenliğinden ayrıldığım 11 yıl önceden bugüne kadar iki şeyi yapmaktan özenle kaçındım. Bir tanesi yazı işlerine ayağımı basmadım. Bir kere dahi basmadım ayağımı. İkincisi de hürriyetle ilgili hiç konuşmadım. Neden konuşmadım biliyor musun? Bana bunu bazen Aydın Bey de sordu bana gazetenin başındayken nasıl buluyorsun hürriyeti diye. Aydın Bey de hep aynı şeyi söyledim. Aydın Bey bu soruyu bana sormayın. Ben eski genel yayın yönetmeniyim ben. Tamam Ben derim ki Aydın Bey iyi bulmuyorum. Bir de biliyorsun insan psikolojisinde vardır. Gidenler kendisinden sonra gelenlerin hmm. başarılı olmadığını pek haz etmezler. Tamam Böyle bir insanlık maalesef kötü bir insanlık kuyu da vardır. Bende bu duygu yok. Tamam mı? Ama... İyi gitmiyor desem ulan derler ayrıldı şimdi geride kalan çocuklara nasıl haksızlık ediyor. İyi gidiyor derim bu sefer derler ki efendim işte sahte bir şekilde bilmem ne yapıyor falan diye. O yüzden fikir belirtmedim. Ama sana şunu söyleyeyim. Ben hürriyeti benden önce de benim dönemimde de benden sonra da hep iyi bir gazete olarak gördüm. Hep iyi bir gazete olarak gördüm. Benden önce de çok başarılı bir gazete olarak görüyordum. Nezih Demirkent'e rahmetliye bunu kaç kere söyledim. Erol Simavi'ye de söyledim. Raporlar yazardım daha önce bu hürriyetin başına gelmeden önce. Orada da söyledim. O yüzden ben hürriyetle ilgili, hürriyetin bugünüyle ilgili falan bir şey konuşmak istemiyorum. Hürriyet onu, hürriyet... onu insanlar, herkesin, şu ama şöyle bir şey var. Hürriyetle ilgili herkesin bir fikri vardır. Ben hep şunu söylerdim zaten. Türkiye'de iki tane meslek var ki bunu herkes herkes o mesleği yapanlardan daha iyi yapar. Biri futbol teknik direktörlüğü, biri gazete genel yayın yönetmenliği. Tamam mı? <laughs> Tribünde oturan herkes onu onlardan daha iyi yaptığını düşünürler. O yüzden de ben yani hürriyetle ilgili Peki, bir şey söylemem. Saygı duyuyorum. Hürriyet kısmı cümleyin içinden hürriyet yani ama sosyal. hürriyetin başında bu işi götürecek zekada bir insan var yani Ahmet Hakan var. Ahmet bu işleri götürecek zekaya sahip bir insan yani. Başarılı biliyor musunuz? Yani bak diyorum ben sana. Ben şimdi bir şeyle yani bir benim ölçülerimi burada anlatmamın gereği yok ama Ahmet'i tanıyorum ben Ahmet'i. Ahmet zekasıyla, kıvraklığıyla, bakış açısıyla ...bir gazeteyi güzel yönetebilecek özelliklere sahip bir insandır. Ben sizi hiç sıkıtmadan gazete ismini değiştireyim, gazete sormayayım daha doğrusu. Marka sorunca siz de çalıştığınız yerle ilgili böyle bir prensipiniz varsa e, saygısızlık etmek istemem. E, genel olarak Türk medyasındaki yazılım akbuattan bahsederim, yani gazetelerden bahsedelim. Hal ortada. Yani e, etkinlikleri, tirajları, reklam gelirleri hangi kriterse eğer e, tepe taklak gidiyorlar. Ne oluyor Ertuğrul abi sizce? Şimdi bir kere hatta istiyorsanız işte, dışında bırakayım yani. Hürriyeti Hayır mi? hayır şimdi bak o burada konuşabilirim. Şundan dolayı konuşabilirim. Bu zaten konuşulmaya benim dönemimde başladı. Evet. Yani tirajların geriye gitmesi benim dönemimde başladı. Ben de 1 milyon tirajı bir hürriyet bırakmadım yani arkadaşlara. Tamam mı? Şimdi o dönemde de başladı. Bir kere yani yazılı basın biçim olarak eğer çok büyük devrim yapmazsa gidiyor. Ama çok büyük devrimi yapanlar da çok başarılı oluyor. Bakın. New York Times'ı hayranlıkla izliyorum. Evet, Çünkü New York Times klasik bir gazete değil artık. New York Times Facebook gibi bir şey oldu. İçine girdiğin zaman ama New York Times bunu yaparken o da işte benim 90'lı yılların başında yaptığım tahripkarlığa başladı. Yani kendisinin bir zamanlar bunundan kıl aldırtmadığı şeyleri baktı ki böyle yürünemez o kurallarını esnetmeye başladı. Genişletmeye başladı. Yani Aşk sayfaları koyduğu, ilişki sayfaları koyduğu, şarap sayfaları Şarap isimleri var. Her gün, her hafta sonu şarap isimleri var. Burada yazdığın zaman bizim Faruk Bildirici anında geliyor. Markalar, bilmem neler, şunlar bunlar diye girişmeye başlıyor. Markasız bir dünya yok artık. Şimdi geçen gün gördüm ben New York Times'da. Bakıyorsun 50 dolar altında en iyi 20 sneaker. Belli ki reklam var içinde onun. Anladın mı? Tabii. Ama okutuyor sana. Ha burada bir şey de sana söyleyeyim. Narkoz dizisini mesela tekrar seyretmeye başladım. dala gidiyorum birazcık. Ee, orada Escobar'la ortak bir tarafımı keşfettim. Eyvah. Abi <laughs> bir de onunla kaşıyor. Bir de onu, bence bunu kaldıramazsın. İkimiz de ikimiz de. Yani bir de, de o ok çıkmasın yani. İkimiz de ikimiz de beyaz beyaz sneaker seviyoruz. Hmm. O yalnız bağcıklarını bir türlü bağlayamıyor. Benimki de açılıyor sık sık. Yani baktım ya şey yaparken dedim, en azından bir ortak noktamız var bunda. Geri kalan noktalar da ortak değiliz zaman bu noktamız ortak. New York Times anlatıyoruz. New York Times mesela müthiş bir gazete oldu. İçine girdi mi çıkamıyorum evet. artık. Anladın mı? Şimdi artık yani gazeteleri eskinin ölçüleriyle değerlendiremeyiz. Yani tirajları bakımından, şu bakımdan, bu bakımdan. Ama benim gördüğüm eksiklik gazetelerde bu duruma uyduma iki eleştirim var benim. İki bugün baktığım zaman. Birincisi New York Times'ın bu tahrikkar arayışını bizde görmüyorum. Evet. Hala böyle ya yani şimdi bir, bir noktada söyleyeceğim. Birinci sayfa yapıları hala benim 2008'de yaptığım son değişiklikle devam ediyor. Bütün gazetelerde. Ama asıl önemli olan şu. Asıl önemli olan yandaşlık kavramı diye bir şey çıktı. Şimdi ben yıllarca hep şunu anlattım. Bir gazetenin, bir gazetecinin muhalif olması diye bir zorunluğu yok. Ben hayatım önce muhalif gazeteci olmadım. İktidara yakın duran gazeteci oldum. Ve bir gazetenin iktidarı desteklemesi, bir gazetecinin iktidarı desteklemesi şerefli bir iştir. Ama onun karşılığında da aynı güçte ve ölçüde Muhalefeti destekleme hakkı da bulunduğu zaman anlam kazanır bu. Şimdi ben orada evet. iktidar yanlısı gazeteleri bir eleştirim var. Ee, bir gazetecinin iktidarı Ey, desteklemesi şerefli bir iştir. Bir gazetecinin iktidarı eleştirmesi nasıl bir iştir? O da şerefli bir iştir. O da şerefli bir iştir. Yani ya işini iyi yapıyorsan ikisi de bunların şerefli Hı. işlerdir ya. Niye yani? Şimdi sen AKP'ye oy veren insana yandaş mı diyorsun? Yüzde kırk oy almış bu partiye. Yandaş mı diyorsun? E yandaş tabii yandaş gidip oy veriyor oraya. Destekliyor. Anladın mı? Ama CHP için de aynı şey söz konusu. O bakımdan bunlar eğer güçleri bakımından eşit ve dengeli ise bence ikisi de çok iyi şey olur. O yüzden mesela ben profesyonelim. Bana iktidar yanlısı bir gazete verseler ben bu gazeteyi yönetirim. Yönetirim. Ama öyle bir yönetirim ki o gazeteyi. O gazetenin iktidara katkısı da daha kredibil olur. Şu anki yandaş medyanın iktidara katkısının kredibil olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bilmiyorum ben ama yani etrafta duyduğum şeyler e, pek iyi değil yani benim etrafımda duyduğum şeyler. Bir de bir de zaten yani ne köşe yazarlığının ne gazetenin şeyi kalmadı. Yani bu eski gücü değiştirme gücü kalmadı. Sizce yani yapayım. gazeteleri bence gazeteleri bunu herhangi bir şey söylemiyorum. Yanlış anlama. Yani böyle olduk için demiyorum. Propaganda kağıdı olmakla iktidar destekleyen gazete olmak arasında çok büyük bir fark var. Bu farkı iktidar yanlısı olma başarısını gösteren gazeteler iktidarlara da çok daha fazla hizmet ederler. Aynı şeyi muhalefet için de söylüyorum. Yani muhalefeti destekleyeceğim diye bir muhalefet... eee Neydi o Güney Afrika'daki... Vuvuzela mı? Vuvuzelası haline getirirsen, Vuvuzela getirirsen yaptığın işin muhalefete de bir yarar olmaz. Tam da bu noktada Türkiye'de zırna zırt demiyor mu abi? Diyorsunuz ki yandaş medyada olsun öbür tarafta da dengeli bir ses varsa. Yani evet. aynı oranda evet. e, Türkiye'de böyle mi? Yani bilmiyorum. Türkiye'de şu anda böyle bir durum yok yani. Bunu ki var dersen yanlış derim ben anladın mı? E, yok derim. Ee, i̇nşallah diyorum 2023'ten sonra öyle bir yapı oluşur ki Türkiye'de tekrar bu dengeli yapı ortaya çıkar ve o zaman bak göreceğiz. O yeni yapıda eğer herkes işini iyi yaparsa hükümet de daha fazla yararlanacak kendisine destek veren medyadan muhalefet de kendisine destek veren medyadan daha fazla yararlanacak. Daha iyi sonuçlar alacak kendileri açısından. O yüzden adalet gibi bu. Adalet herkes için geçerlidir herkes için iyidir adalet. Anladın mı? İyi bir adalet bugünün iktidarı için de yararlıdır. Bugünün muhalefet için de yararlıdır. Yarının muhalif olacağı için de yararlıdır. O günün iktidarı için de yararlıdır. Ben o yüzden biliyorum. polisin eğer devletin polisi halkın polisi olursa herkes için daha yararlıdır. O yüzden ben inşallah 2023 Türkiye'de böyle bir sonuç geçirir diye düşünüyorum. Yani Siz biraz önce e iktidar destekleyen bir gazetenin de yayın yönetmeni olurum diye söylediniz diye soruyorum. İzleyicilerimiz de sormuş. Ertuğrul Bey'e bugün örnek vermişler. Sabah gazetesinden yayın yönetmeni teklif gelse kabul eder mi? Ya şimdi bugünün koşullarında benden bu sabah gazetesini yapmamı isterlerse olmam. Niye? Ya olmam çünkü bir yararı yok bu işin. Anladın mı? Ama bana deseler ki kardeşim biz iktidarı destekliyoruz. Tamam Sen bize güzel bir gazete yap. Yaparım. Ben Özal'ı destekledim ya. Hürriyet gazetesinde gerçi muhalif yazan yazarımız da vardı ama Özal'ı destekledim ben. Hiç açıkta da söyledim bunu. Hiç, yani kapalı da şey yapmadım. Desteklediğimi de söyledim ayrıca. Yapar bir genel yayın yönetmeni. Ha bu yaştan sonra ben artık yapmam. Çünkü ben, o, hayatta artık hayatla da... yetişemediğim sonra. Emin abi o zamanlar Hürriyet'te mi yazıyordu? Özal'ı desteklediğiniz yıllar. Tabii tabii, yıllarda. tabii tabii. Yani tabii. Turgut nereden koşuyor yazan Emin tabii, Çöleşan. Tabii. Hürriyet'te yazıyor. Özalcı Ertuğrul Özkök evet. Hürriyet'in yayın yönetmeni. Evet. Ne güzel bir Türkiye'ymiş o. Evet abiciğim yani böyleydi. Yavuz Gökmen vardı. Biz Tansu Çiller'le yani büyük bir polemik içerisindeydik. Yavuz Gökmen Sarışın Güzel Kadın diye Tansu Çiller'i sonuna kadar destekleyen yazılar yazıyordu. Yani onu diyeceğim. Ee, Abi bir ara verelim öyle deseniz olur mu? Olur olur tamam. Bayağı geçtik arkadaşlar. Burada can çekişiyorlar kameranın arkasında tamam. reklam için. Reklamlardan sonra az önce konuştuğum Ertuğrul Özkök'le devam edeceğim. Ama niye Atatürk özleniyor? Çok açık bir şey. Kemalist rejim demek adı konmuş bir totaliter rejim değil. Özlemin arkasında başka bir şeyler var. Beklenen şeylerin tahakkuk edememesi. Bir takım gruplar, bir takım sınıflar disiplinli, fedakar ve vatansever bir nesil yok artık. Kuş politikasını, Türkiye'nin askeri durumunu çok iyi bilme politikası peşinde bıraktığı askeri kuvvetlerde, komutanlarda aynen vardı o şuur. Ve bize harbe sokmadılar. Mihverin parlaklığına kaptırmadılar kendilerini. Führer biz Grekleri çok sever bize saldırmaz. <laughs> <laughs> yani hakikaten 20 yıldır gelişmiyor bu memleket onu söyleyeyim size. Köy enstitüleri yeniden yaşatılabilir mi? Köy bitti. Kanaat önderlerinizin kalitesine dikkat edeceksiniz. Bu kadar açık. Türkiye için kendi iktidarının, kendi sağlığının, kendi başkanlığının ötesinde bıraktığı bir miras var. O mirasın adı Kemalizm. ...kurmay askerlerin, subayların vatanlarının her köşesini, milletlerinin her sınıfını ve tabakasını bilirler. Fakat dünyayı da bilirler. Atatürk Fransızcayı çok iyi konuşuyor. Yeterli derecede de Almanca biliyor değil mi hocam? Almanca kurmay kitaplarını, reglemanları okumak için biliyor. Mustafa Kemal Paşa bu mütenasip bir vücut. Kolu, bacağı, boynu, kafası hepsi sanki ideal bir estetik içinde yaratılmış Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Canlı yayındayız. Konuğumuz Ertuğrul Özkök. Ee, şimdi siz biraz önce öbür Tansu Hanım'ı söylediniz ama esas Tansu Hanım'ı söylemediniz. Sizin ayrılışını ne dediğini. Tansu abla ne dedi? Tansu bir şey demedi. Tansu bana daha önce de ayrıl dediği zamanlar oldu. Tansu'nun geçmişte çok da oldu. Tansu yani enteresan bir kadındır. Tansu hep benim arkamda duruyor yani. Kendisini yani, çok severiz. Buradan hatta, da hatta bir ara ben Erol Simavi zamanında bir, bir ara istifa ettim. Çektim gittim seda dergin yanına gittim geldim. Tansu zaten İstanbul'a gelmemişti, Ankara'da oturuyordu. Bana hemen dedi ki gel tekrar üniversiteye başla biz burada beraber gideriz diye. Tansu hiçbir bize her zaman benim yani aldığım kararlarda hep e, beni destekledi yani. E, Ertuğrul abi şimdi ne yapmayı planlıyorsunuz? E, mesela Zafer Mutlu bir, bir gazete şimdi yapıyor, İsmet Berkan bir ara denedi olmadı. Sizin de böyle bir şey e, planınız ya, var benim mı? Benim öyle benim öyle planım yok. Ya ben bak şimdi benim bir hayat artık. ...oluşturmuş bir hayat tarzım var. Geceleri film seyrediyorum müzik dinliyorum. Her hafta Namurvan FM'de top 20 listeleri yapıyorum pazar hmm. günleri. Bir batı müziği öğleden sonra da Türk popu üzerine. Orada günlük küçük yorumlar yapıyorum bir buçuk dakikalık ve çok iyi şeyler alıyorum oradan. Yani özellikle taksilerden, şoförlerden, şuradan, buradan falan. Ee, tekrar kalkacağım sabahları işe gideceğim, bilmem ne yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım artık... Öyle bir hayat kendime evet. kurmayı planlamıyorum açıkçası. Ee, ama şu var, Anlatacak bir hikayem var benim, anladın mı? Bu hikaye de siyaset değil. Çünkü siyaseti siyaseti e, herkes zannetti ki ben Demirörenler geldikten sonra siyaseti yazmamaya başladım. Öyle Hayır şey ben daha mı? önce de yok, daha önce de mi başladım ya? Aydın Bey zamanında başladım evet. ben siyaseti yazmamaya. Niye biliyor musun? Çünkü siyaset sıkıştı. Yaşasın Tayyip Erdoğan'la, Kahrol Tayyip Erdoğan. ...arasında sıkışmış bir siyaset var. Ben siyasetin daha derin taraflarındayım. E, o derin tarafları da yazdığım zaman bakıyorum... ...onun da müşterisi yok. Makulün Türkiye'de şu anda bir müşterisi yok makulün. Anladın mı? O yüzden makul yazıyorum. Ben tamam insanlar beğeniyor falan ama... ...etraftan tepkisi gelmiyor onun. Yani e, bağırıp çağırmak lazım. E bağırıp çağırıp sesimi yükseltmek falan da istemiyorum artık... ...böyle siyasette. E, ama bazen tabii şu var yani... ...öfkelendiğim anlar var... Yani öfkelendiğim anlar sadece bir tarafa değil, iki tarafa da öfkelendiğim anlar var. İki tarafta da çok desteklediğim anlar var. Yani mesela e, Kemal Bey'in şu e, helalleşme elerleşme meselesini. meselesini çok de, çok gönülden destekliyorum vatandaş olarak, siyasi bir şey olarak değil. Yani kendim oy vereceğim, bilmem ne yapacağım şey Bu adımı çok e, çok önemli buluyorum ve yapılması gerektir diye bulunuyorum. Şimdi ne açıdan önemli Şimdi bakın Kemal Bey ne dedi? Ben dedi helalleşme yerleşeceğim dedi. CHP'nin kendisini anlatamadığı çevrelerle helalleşeceğim dedi. Tamam mı? Hatta şeyi bile söyledi. 28 Şubat'ta gönlü kırılan insanların gönlünü almaya gideceğim dedi. Tamam? Mı? Şimdi e, herkes eğer kendi döneminde kırılan insanların ...gönlülerini almaya giderse bence iş olur. Bu dönemde mesela Silivri'de şurada burada ondan sonra KHK'lar KHK hayatı kaydırılan insanlarla ilgili helalleşmeye gönül almaya çıksa iktidarda öbürleri de o döneminkileri yapsalar güzel bir şey olur ve siyaset daha sağlam bir yere oturur. Şimdi Kemal Bey ikinci bir adım attı dedi yola çıktım. Peki kumpaslarla hayatını kaybedenler biraz önce siz Ali Tatar'dan bahsettiniz. Ali Tatar'la ya da onun ailesiyle nasıl helalleşilecek? Şimdi bak şimdi bak. Kemal Beyci He... söylemiyorum. Şimdi herkes herkese helalleşsin diyorsunuz Şimdi yani. bak görüyorum ben. Gene radikaller aldılar palaları, bıçakları, baltaları çıktılar yola. Vay efendim sen bunlardan hesap sormayacak mısın diye. Ben bir kere hesap sorma lafı ve intikam lafını vurgatımızdan silelim diyorum. Çünkü bu kelimeler olduğu sürece bu ülkede adalet olmaz. Adalet hesap sorma kelimesinin hangi anlamda kullanıldığıyla ilgili bir şey. Anladın mı? Sen bugün veya dün yapılan haksızlıkları, bize yapılan haksızlıkları, kendi, bize derken kendime demiyorum ben ya, kendine yapılan, kendi tarafına, kendi mahallene yapılan haksızlıkları, aynısını öbür tarafa da yapmaya kalkarsan, bunun adı adalet olmaz. Bu devam eder. Zincirleme intikam olur bu. O yüzden ben diyorum ki, Adalet kelimesini tam yerine oturtmak istiyorsak Önce içimizdeki rövanş, içimizdeki intikam, içimizdeki kan davası duygularını atmamız lazım. Kemal Bey bu anlamda konuşuyor bunu. Diyor ki önce birbirimizi bir dinleyelim diyor. Öbürü hukukun yapacağı iş. Zaten sen adaleti gerçek bir adalet yerine oturtursan ne bu ülkede insanlar Osman Kavala gibi insanlar beş yıl hapiste kalır. Ne hapse girerler. Anladın mı? Zaten kendiliğinden adalet olur. Ve o adalet herkesin içine sinen bir adalettir. Yarın bugün, şimdi bugünün yapılan bazı adalet adına verilen bazı kararları ülkenin yarısının içine silmiyor. Yarın da öbür yarısının içine silmiyorsa bunlar tamam mı? Yine biz adaleti kurmuş olmayacağız. En azından üzerinde birleştiğimiz bir adalet kavramının olması lazım. Bunun için de birilerinin hepimizin içindeki intikam, öfke, kan davası gibi kavramları söküp, ...atması lazım önce. Bence o yüzden yola çıktım diyor. Ama asıl önemli söylediği başka bir şey var Kemal Bey'in. Şimdi ben gazeteci olsam... ...manşete asıl o cümleyi çıkarırdım. Bir gazete yönetiyor olsaydım. Kemal Bey'e herkes şeyi çıkardı. E, helalleşmek için yola çıktım. Tamam. Halbuki ikinci bir var. Kemal Bey dedi ki... ...iktidarı değiştirmek yetmez dedi. Yetmez. Zihniyeti değiştirmek. Yetmez. Onu anlatmaya çalışıyorum. Biz önce şu birbirimizin yakasından ellerimizi bir çekmemiz lazım. Boğazından ellerimizi çekmemiz lazım. Şu sıkılmış yumrukları bir açıp el sıkışacak hale getirmemiz lazım. O zaman da adalet olur. Hukukun yapacağı işi zaten iyi çalışan bir hukuk varsa bugün yolsuzluk mu var? Soracaktır hesabını zaten. Hesabını soracak derken adalet gidip yapacaktır gereğini. Kimse ona bir şey demiyor. Bugün bir takım insanlar bir takım insanlara çok büyük adaletsizlikler yaptıysa elbette yarın adalet Sağlam bir adalet olduğu zaman gelip onun hesabını. Ama onlar bana haksızlık yaptı. Şimdi ben de aynı yollarla onlara bu haksızlığı yapayım ve intikamımı alayım diye düşünürsen onun adı adalet olmaz. O bakımdan ben çok gönülden destekliyorum Kemal Bey'in yaptığı şeyi. Ben bunu kendi hayatımda da yapıyorum. Kendi hayatımda. Şimdi onu soracaktım. Ben kendi Sizin de bir helalleşme listeniz var mı? Var tabii Ben herkese. Kimler var herkese. Bak şimdi çok garip gelecek ve beni yerden yere vuracaklar. Ben Rasim Ozan Kütahyalı ile arkadaşlık geliyorum Tamam mı? Bunu kime söylesem bana gelip o neler diyor. Konuşuyorum ya ve konuştuğum zaman ne görüyorum biliyor musun? Bir sürü konuda ortak düşünüyoruz bazı şeylerde. Çünkü o da değişmiş. O da değişmiş bir yerlere gelmiş. Ben de değiştim. Bak eğer aklı başında insanlar olursak, eğer gerçekten içimizdeki öfkeleri, kinini, nefreti söküp atabilirsek yaptığımız hatalar hepimizin en büyük rehberi olabilir hepimizin rehberi olabilir. Bana kimse bir daha hayatta gazetecilik yapsaydım, yaşım müsait olsaydı vay şerefsiz diye bir manşet attıramazdım. Çünkü arkamda o şey var. O yüzden ben bunu adaletle karıştırmayalım diyorum. Önce birbirimize barışalım. O yüzden ben Kemal Bey'in o politikasını çok iyi. Bak ne güzel oldu. Kemal Bey gitti. O elinde samuray kılıcıyla dolaşan katilin öldürdüğü kızın evine gitti. O kızın yüzüne baktı mı ne kadar ne kadar güzel bir yüzü var, ne kadar güzel bir bakışı var. Ve annesinin fotoğraflarına baktım aynı bakış annesinde de var. O insanlardan kötü insan çıkmaz. O insanlar iyi insanlar. Kemal Bey gitti konuştu. Tamam mı? Arkasından da arkasından da gitti bugün Cumhurbaşkanı gitti konuştu. Ne güzel bir şey. Topluma bundan daha güzel bir mesaj verilebilir mi? İki tane ana akımın partisi, iki en büyük partisinin lideri bir konuda birleştiler ve gidip o insanların annesine, o sadece onların annesine babasına gitmek değil, bütün topluma o mesajı Abi, vermek. Birbirlerinin yüzüne bakmıyorlar yani evet, siz bunu yani, anlatıyorsunuz ama işte, herkesin tamam önünde bir de bu var. Yani bir cenazeye için bu çok güzel bir ortak paydada buluşmak. E, ben, tamam evet işte. Evet de bir e, acıda tamam, buluşmak. E, tamam. Yani Ama üç gün sonra bir cenaze töreninde ya da ya, hani bir, bir merasimde Ya birbirlerinin yüzüne bakmadıklarında. Var elbette var kardeşim zaten Kemal Bey gitti bir takım insanlar geldiler bir şehit ailesiz diye kapıda Kemal Bey'e gösteri yapmaya kalktılar. Ya git başka bir yerde soru soruyor. İyi bir yerden geliyor Kemal Bey. Niye bunu gidip kapıda böyle kapıda gidiyorsun yakasına sarılıyorsun şehit ailesi olarak tamam mı? E şimdi aynı şeyde başka şehit aileleri gidip Cumhurbaşkanı'nın kapısında yapsaydı iyi bir şey mi olurdu yani? Bunlar kötü şeyler, iyi şeyler değil bunlar. Yani bunları şehit ailesi diye bunları iyi göre, görmek zorunda değiliz biz. O bakımdan bunu anlatıyorum ben yani. Şimdi bak en kötü şeylerden biri. Bir takım rol modelleri yani siyasetçinin yakasına yapışan, bağırıp çağıran, provok eden insan tipleri ortaya çıkmaya başladı. E ya yarın bu, bugün bu partiye yapılacak, yarın senin partine yapılacak. Böyle bir seçim kampanyası olur mu? Bunu diyorum ben yani o bakımdan Size iyi olur. oldu. Soru var. Ee, yaşasaydı Ertuğrul Bey Erbakan Hoca ile helalleşir miydi? Ee, Gülten Kaya ile helalleşir mi diye soranlar Kesinlikle. Var. Kesinlikle hiç 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 yani ben zaten Erbakan Hoca ile benim benim çok büyük bir sorunum olmadı hiçbir zaman. Ben Erbakan Hoca öldüğünde en güzel yazıları yazan insanlardan biriyim ben. Erbakan Hoca'yı ben Aradan yıllar geçtikten sonra daha da yanlıyorum TRT'nin düzenlediği bir yaptığı bir Erbakan belgeselinde de konuştum bunları anlattım orada da. Erbakan, Erbakan Türk Devleti'ni iyi tanıyan bir insanmış ve zaman geçtikçe daha iyi anlıyorum. Ama sadece Erbakan değil ki ben genç bir solcu olarak Süleyman Demirel'e düşmandım. Siyasal bilgiler basın yayın yüksek okurken giderdik bazı günler Adalet Partisi'nin Kızılay'daki merkezinde taş atardık binaya. Bunu da eylem diye kabul ederdik. Şimdi utanıyorum yaptığım şeylerden. Süleyman Demirli siyasal bilgilerde konuşturtmayan öğrenciler arasında ben de vardım. Şimdi utanıyorum o yaptıklarından. Geçtim o zamanlar yaptım o şeyleri. Ondan sonra Süleyman Demirel'in demokrat tarafını gördüm. Ve şu anda benim gözümde Süleyman Demirel Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli, en demokrat insanlarından biri olarak Süleyman abide Bey, gibi duruyor. Hayatta değil ama bu öz de bir helalleşme midir? E tabii ya bu. Ya helalleşme kelimesi, belki helalleşme kelimesi yanlış. Biz Bak bazı kelimeleri ben sevmiyorum. Yüzleşme kelimesini de sevmiyorum. Hı. Niye sevmiyorum biliyor musun yüzleşme kelimesini? Çünkü yüzleşme kelimesinde hep yüzleşme diyen insanlar kendilerini ayrı tutuyorlar. Öbür taraf yüzleşsin diye bakıyorlar. Halbuki yüzleşme iki taraflı bir şeydir. Tamam mı? Yani birbirimize bakacağız abi. Sen de mi? Ben de tamam mı? Ama yüzleşelim yüzleş diyen adam yüzleş diyor mesela. Yüzleş emri verilebilir mi? Yüzleş emri verilebilir mi? O zaman ben de sana diyorum sen de yüzleşlerim bazı kelimelerin anlamlarının iki tarafı olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Anladın mı? Yani o yüzden ee, bizim artık bir kere hepimiz oturup bir kendi hatalarımıza bakmamız gerekiyor ya. Çünkü benim benim pişmanlığım ne biliyor musun? Hatalarımı hatalarımı anlama sürecimin biraz uzamış olması. Keşke daha kısa. Şimdi mesela daha kısa zamanda şey yapıyorum. İki hafta önceki bazen hatamı anlıyorum iki hafta içerisinde hemen. Bu noktaya gelmemiz lazım bizim. Ben bunu böyle sakın yanlış anlama böyle. Hani, Nusrem, Mevlana gibi gel ne olursan gel falan. O anlamda hayatta hiçbir şey yapmadığım şeylerdir onlar. Sevmem öyle duruşları falan tamam mı? Gönlüm herkese açık falan gibi şeyleri değil. İnsani olarak kendi insanlığımızda önce her şeye helalleşme dediğimiz şeye, yüzleşme dediğimiz şeye önce kendimizden başlamamız lazım. Ama hep karşı taraftan bekliyoruz biz. Anladın mı? Kendinden başlamayan hiçbir kendinden değişim, kendinden başlamayan değildir. hiçbir yüzleşme, hiçbir helalleşme hiçbir anlam taşımaz benim için. Siz daha öyle bir laf var ya kendinden başlamayan hiçbir değişim devrim değildir diye. Değil tabii değildir. Değildir. Yani o yüzden artık bazı şeyleri yani başka türlü bakmamız lazım. Yoksa çok doğru söylüyor Kemal Bey. İktidarın değişmesi hiçbir şey değiştirmez. Bu kavga böyle devam edecekse iktidar değişiklikten sonra huzur bulmayacağız. Hiçbirimiz huzur bulmayacağız. Yani şunu söylemek istiyorum candaş. Almanya'da 16 yıl Merkel o ülkeyi yönetti. Ve birçok insana göre 21. yüzyılın en başarılı siyasetçisi. Tamam mı? Seçimden ayrıldı, partisi seçimi kaybetti. Almanya'da enflasyon %5'e geldi, 4.5'a geldi. Partisi seçimi kaybetti. Şimdi Almanya'da bir insan, bir gazeteci, bir iş adamı, bir memur şöyle düşünüyor mu? Eyvah! Bizim Hristiyan demokratlar gitti. Şimdi bunlar gelecek benim hayatım kaydı. Yok böyle bir şey. Frankfurt Yer Algemeine Zeitung gazetesinde çalışan bir gazeteci gazeteciliği yapmaya yine devam edecek. İktidar değişti diye işini kaybetme bilmem ne şu bu bu korkuları yaşamayacak. Yani 2023'te biz Böyle bir noktaya gelirsek başarmış olacağız. Yoksa seçimle iktidarı değiştirmenin hiçbir anlamı manası olmayacak. Ama galiba olmayacak. burada da sır biraz önce söylediğiniz gibi esasen temelde herkesin güvenebildiği bir hukuk ve yargı kurabilir. Evet. Çünkü evet Almanya'da hep evet. bir hikaye var ya Almanya'da hakimler var diye. Evet. E çünkü kimsenin böyle bir endişesi yok. Ortada bir suç işlendiyse kim işlemiş olursa evet. olsun o hakimler o hesabı sorar. Şimdi belki de bu şeyin tepkisi de bu olabilir. Yani Türkiye'de herkesin kaygısı bağımsız yargı olduğu için, evet. tarafsız yargı. Evet. E son talilde herkes de o giderse ben ne olurum tartışmalarını bu noktada zaten, yapabiliyor. Zaten orada çok zor işimiz yani. Bu adaleti üç günde değiştirmek mümkün değil. Maalesef yani şimdi kabul edelim bunu. Adaletimiz çok zarar gördü bu geçtiğimiz dönemde. Yani ben burada bir kişiyi de suçlamıyorum. FETÖ'cülerle başladı adaletin berbatlaşması. Hakikaten FETÖ'cülerle. Bak 12 Eylül'ü e yaşadık biz. 12 Eylül'de bile savcılar ve hakimler vardı. 12 Eylül'de ben Bülent Ecevit'le Arayış Dergisi'nde çalışıyordum. Kendi ismimle yazı yazıyordum. Üniversiteden atmadılar beni ya. İki tane profesör kadın beni korudu. Gülay Coşkun profesör ve profesör Emel Doğramacı. Emel Doğramacı kim? O günkü YÖK sistemini kuran İhsan Doramacı'nın kız kardeşi. Bu iki kadın beni kahramanca korudular. İşimden olmadım ben. Hayatımın sonuna kadar da söyleyeceğim bunu. Şimdi böyle bir noktaya gelmediğimiz zaman 2023'e başarılı bir şekilde girmeyeceğiz biz. 2023'e hepimiz bu cumhuriyete layık insanlar olarak girmek istiyorsak hepimiz adaleti savunmalıyız. Hepimiz bir kere önce şu haksızlıkların giderilmesi konusunda bir gönül birliğine ortak bir yere gelmemiz lazım. Onun için ben de ben de şeyi düşünüyorum yani e, yani hakikaten güçlendirilmiş bir parlamenter sistemine Öyle geçmek ben. bence daha iyi olacak diye düşünüyorum ben. Çünkü çünkü hele hele partili başkanlık sistemi bence iflas etti. Yani kötü oldu. Cumhurbaşkanı için de kötü oldu, Türkiye için de kötü oldu. Bugün eğer Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisiz bir cumhurbaşkanı olsaydı bence çok daha iyi bir noktada olabilirdik bir şey olarak. Ona da zarar verdi. Sistem ona da zarar verdi. O yüzden ben ilk defa tarihimizde belki şöyle bir sonuç çıkarsa bak bir şey yapalım yani bir hayal kuralım diyorum ben. Diyelim ki cumhurbaşkanlığını Erdoğan kaybetti. Bir millet ittifakından biri cumhurbaşkanı oldu. Fakat parlamentoda birinci parti AKP oldu. Tamam mı? Şimdi zor bir bir problemle karşı karşıya kalacağız. Bu tarafta intikam bekleyenlerin intikam duyguları tam gerçekleşmeyecek. Öbür tarafta iktidara 20 yıldır alışmış insanların iktidar ihtirası ortadan kalkmamış olacak. Kötü bir durum olacak. Ama hepimiz bir şey görmüş olacağız. Birinci parti oluyorsun ama Cumhurbaşkanı olamıyorsun. Tamam mı? Şimdi o yüzden bizim bir anayasaya ihtiyacımız var. Önce bir anayasa yapmamız lazım bizim anayasa. Hı. Ve tarihimizde ilk defa ilk defa bu sivil anayasayı yapma şansımız olacak. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Çok eleştirilecek bir laf söyleyeyim ben sana. Tamam mı? Çok eleştirecek. Bunun riskini göze alarak söylüyorum. Şu anda Kürtlerin oyunu almayan kimse başkan seçilemeyecek Türkiye'de. Bu nesini eleştirecekler Ertuğrul abi? Bu böyle zaten. Bir dakika şimdi bunu eleştirirler tamam mı? Ben bundan dolayı memnunum. Niye memnunum biliyor musun? Çünkü bir kere uzlaşmayı öğrenmemiz lazım. Kürtlerle olmuyorsa o zaman başka biriyle bir araya gelmek zorundasın. Yani bir kere bir kere büyük bir ihtimalle en büyük partimizin oyu yüzde 30-35 olacak. Öyle görünüyor. İkinci partimiz de %26 ile 30 arasında olacak. Bir tanesi 15 olacak. Yani bu ülkede artık kimse bu devirde ben padişah, padişahım diyemeyecek abi kimse. Herkes uzlaşmak zorunda olacak. Herkesin uzlaşmak zorunda olduğu bir rejime gideceğiz. Şimdi bunu yapmak için de uzlaşılmış bir anayasa yapmamız lazım. Ya biz hala utanmıyor muyuz Allah aşkına ya? 1980 İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesine gir. Oradaki anayasanın tarihine bak. 1982 yazıyor ya. 1982 ne? 12 Eylül askeri darbesinin dönemi. Biz hala o dönemin anayasasını değiştirdik, 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 değiştirdik ama hala o anayasa. Anladın mı? Ve hala başka bir ayıbı taşıyoruz biz. Bu ülkenin cumhuriyet tarihinde yapılmış en iyi anayasası, anayasası 1961 anayasasıydı ve askeri bir darbeden sonra yapıldı ya. İkinci utancımız şu hala ya, tarihine taşıdığımız 1982 anayasası %92 oyla kabul edildi. Kimse bana palavra atmasın vatandaşa yok şeffaf verdiler bilmem. Hayır benim annem baba merkez gitti kendi gönül rızası oyunu verdi anayasaya. Şimdi yapacağımız anayasada %51 ile olmamalı. Bak %51 ile yapılmış bir rejim değişikliği yaptık olmadı. Evet. Eğer bu tür bir sistem değişikliği yapacaksak bunun %70 de bu anayasanın en az yüzde yetmişte kabul edilecek bir anayasa olması lazım. O zaman biz ancak huzura gireriz ve herkes de o anayasaya uyma konusunda kendini yükümlü altında hisseder. Bu benim anayasam der. Toplumun yarısı bu benim anayasam değil diye bakıyor ya. Ama şu anki iklimde böyle bir uzlaşı anayasasını boş verin. Mecbur Mecbaşı kalacaklar. Mecbur kalacaklar. Içilemediği bir ortamda Mecbur arasını... kalacaklar mecbur kalacak. Kim nasıl daha. kalacak? Hepsi kalacak. Beraber bir anayasa yapmak zorundalar. Yoksa 1982 Anayasası'nı onlar ölünceye kadar da değişmeyecek. E zaten değişmiyor ve bu durumdan e, da e, bence biz, birileri e, memnun. Tamam, e, memnunsa kim memnun? Kim memnun bu durumdan? Yani değişti bu değiştirilmemesini savunan bir dakika, herkes. Bir, şey, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bak, bu ülkede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı bir uluslararası sözleşme tek bir imza ile kaldırıldı meclisin dörtte üçünün oyuyla kabul edilmiş bir İstanbul Sözleşmesi bir imza ile kaldırıldı. Böyle yetkisi olan bir cumhurbaşkanı var. Yarın sizin partiniz değil de başka partiden bir cumhurbaşkanı oraya geldiği zaman ne olacak? Aynı yetkiler o cumhurbaşkanı da olacak. Yani bir gecede gelip Türkiye'deki bütün ne kadar yönetim kurulu varsa hepsini değiştirirse... Tam da ben şunu anlamıyorum. Ya Sizin elinde bu elimizde Ankara'da devleti yönetenler kendi alanında konuşmuyorlar mı acaba? Bilmiyorum efendim. Ben bir vatandaş olarak konuşuyorum. Ben de şimdi şu anda bir vatandaş Geyik yapıyorum yani vatandaş olarak benim başka bir gücüm yok zaten. Anladın mı? Ama ya yani tecrübeler yaşadığım hayat hikayesi bana bunu anlatıyor. Böyle bir şeye ihtiyacımız var bizim. Ee, biz bir anayasa yapmak mecburiyetindeyiz. Ve partili başkanlık sisteminden hemen vazgeçmeliyiz. Yani bu ülkenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde Salı günleri yapılan grup toplantısında konuşmamalı Cumhurbaşkanı. Şimdi Cumhurbaşkanı düşürsene Cumhurbaşkanına hakaret var. E ama Cumhurbaşkanı aynı zamanda parti genel başkanı. Parti genel başkanına böyle bir hakaret suçu diye bir suç yok. Cumhurbaşkanına var. Peki Cumhurbaşkanı grubunun toplantısı konuştuğu zaman hangi şapka ile konuşuyor? Yani böyle bir, böyle bir abi, acayip genel bir durum başkanı. var. Yani böyle bir acayip durum var. Yani keşke Cumhurbaşkanı gidip salı günleri konuşmasa o şeyde yani partisinin grubunda grup başkan bir ikili konuşsun. E, şu anda siyaset sahnesinde en beğendiğiniz lider kim? Ya ben yani ben ha, ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Hangi siyasi lideri beğendiğimi söylemeyeyim ben sana bir. Onu da mı söylemeyeceğiz? Hayır söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Abi abi. söylemeyeceğim, söylemeyeceğim söylemeyeceğim. Niye söylemeyeceğim biliyor musun? Hepsinin beğendim. Benim Tayyip Erdoğan da beğendiğim tarafları var. Çok beğendiğim tarafları var. Kemal Bey'in de çok beğendiğim tarafları var. Meral Akşener'in de çok beğendiğim tarafları var. Ee, Ekrem Ekrem İmamoğlu'nda var. Ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Bak benim bütün hayatım boyunca siyaset hep alternatifsiz üzerine yürüdü. Tamam mı? Alternatifsizlik. Turgut Özal'ın en sevdiğim siyasetçidir benim Türkiye Atatürk'ü falan bir tarafa bırakırsan. Atatürk'ü saymıyorum. Onu çünkü herkesin üstüne ayrı bir yerde. Yani onu sınıflandırmaya bile sokmuyorum. Turgut Özal bile bütün politikasını ben gidersem kim gelip yönetecek bu ülkeyi? Ben alternatifsizim diyordu. Ben 74 yıllık hayatımda bu ülkeyi lider adaylığı bakımından bu kadar zengin ve bu kadar pozitif zengin bir dönemde görmedim. Şu anda Erdoğan lider. Erdoğan'ın yanında 5-6 tane bu ülkeyi yönetebilecek kapasitede insan var. Sayar mısınız onları? Sayayım. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Kemal Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kürtler için Süleyman diye, Selahattin şey Demirtaş. Bunların hepsi hepsi bunların kaliteli lider adayı olan insanlar. Bunların hepsi kaliteli, hepsi kaliteli lider adayı insanlar. Daha fazlası ben, da var hatta da. Ben, Mutlu. ben şu şey, ortadakileri sayıyorum ben sana yani tamam mı? Şimdi yani bu ülkeyi Ali Babacan yönetiyor olsa ben hiç rahatsız olmam. Kemal Bey yönetiyor olsa da rahatsız olmam. Meral'in Hanım de rahatsız olmam. Olmam yani tamam zaten Tayyip Erdoğan yönetiyor 20 yıldan beri onu söylememe gerek yok. Bizde eksik olan şey alternansta Herkesin hayatının tehdit altına girmesi, anladın mı? Yani diyor ki, bak ne hala neyi konuşuruz ya? Efendim, bu ilk parti iktidardan giderse başörtüler, tekrar başörtüler okullarda girme girememez hale gelebilir mi? Ya ayıp ya, bunu konuşmak artık utanç verici ya, bir şey. Çok temel bir tanım değil mi? Utanç verici Kendin bir şey. Kendin gibi olmayan, senin gibi yani, düşünmeyen, tamam, senin yani, gibi yaşamayanlar. Utanç, ya bu utanç verici bir şey. Bir arada olabilme medeniyet. Ama bir şey var. Ama bir şey var. Bir takım insanlar da bir takım insanlar da tam aksini ya bunlar iktidarda kalsa artık benim şurada, burada, şurada, burada yaşamam mümkün değil diye bakıyor. Hepimiz, bu hepimizde var bu duygu. İş adamı ben diyor yok artık bana bu ülkede hayat yok diyor. Bu psikolojiyi ortadan kaldırmadığımız zaman hiçbirimiz mutlu olamayız. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden yani bu seçimin bir özelliği var tabii. Bu seçim bir referandum olacak. Bir kere her şeyden önce e, Cumhurbaşkanı şey diyor. Ben diyor bu başkanlık sisteminin devamını istiyorum. Diyor, AKP ve MHP dün açıklama yaptı hükümet. Evet, şey, evet. Ömer Bey evet, e, seçime evet. bu sistemle gidiyoruz e, Bu diyor. sistemle gidecekti. Tamam, zaten başka çaresi yok yani. Bu sistemle gidecek onun. Öbür tarafta diyor ki ben bu sistemi değiştireceğim. Bir kere Cumhurbaşkanlığı seçimi bence bir referandum. Yani halk genişletilmiş başkanlık sistemini mi istiyor yoksa şey genişletilmiş parlamenter sistemi mi istiyor yoksa bu güçlendirilmiş başkanlık hükümeti sistemini mi istiyor? Bu karar verildikten sonra artık ondan sonra oturulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eğer tarihe geçmek istiyorsa yeni gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ülkeye herkesin üzerinde birleşebileceği bir anayasayı hediye eder. Ben o zaman bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün partilere ve liderlerine çok büyük bir saygıyla hayatımın son dönemini geçiririm. Bunu yapamazlarsa da kusura bakmasınlar ama hepsini hepsi hakkında çok ağır kötü şeyler düşünerek hayatımın son dönemini yaşayacağım. Yani bunu eğer bu yeni gelecek olan parlamento yapamazsa yuh olsun bize diyeceğim. Birlikte çalışırken işine son verilmesine en çok üzüldüğünüz ki insan kimdi? Benim işine son verilmesine üzüldüğüm insanlar ee, yazarlar, üst düzey insanlar değil. Tamam mı? Yani ben kendim işe son veren bir insan olduğum için yani ben bana da bir şey sordukları zaman ben normal karşılıyorum bunlar olur diye. Benim en üzüldüğüm şey 2001 krizinde 246 tane çalışan insana işine son verdik. Ve hepsine tek tek konuştum. Tek tek konuştum. Kızım bana diyor ki baba diyor o günlerde akşamları zanakla yaşıyordun diyor. Ve o çocukların hepsine şunu anlattım. Bu sizin yeteneksizliğiniz ve beceriksizliğiniz değil, bizlerin ve devleti yönetenlerin beceriksizliği. Onların yüzünden siz işinizi kaybettiniz dedim. Ve hepsine de bir söz verdim. İşler düzeltirse sizin büyük bir bölümünüzü işe alacağım diye ve aldım ondan sonra En azından bir bölümde tekrar işe aldım. Sizin Beni üzen onlardı yani. Sizin yayın yönetmeniniz değil ama o kadar da değil. Onlarca meslektaşımız da tazminatını almadan kovuldu biliyorsunuz. Onların ya. da yaşadıkları çok acı ve son derece Evet üzücü. Evet, ee, Aydın Bey'le buluşmalarında ne konuşuyorsunuz siz? Ya şimdi Aydın Bey'le buluşmalarımızda şöyle bir sorun var bizim. Bunu da anlatayım herkes gülecek çünkü ya tamam mı? Aydın Bey 85 yaşında ben de 74 yaşındayım. Aydın Bey yüksek sesle konuşmuyor. Alçak sesle konuşan bir insan. Benim de kulağımda çok fazla rock'n'roll dinlemekten dolayı işitme kaybı var kulaklıkla çünkü hayatım kulaklıkla rakın rol dinleyerek geçiyor tamam mı? İşitme kaybı var. Yani bazen anlaşmakta güçlük çekiyoruz yani Aydın Bey'le anladın mı? Ama Aydın Bey'le ne konuşuyoruz derseniz genellikle sabah kahvaltılarında onunla beraber olduğum zaman yani bir onu ziyarete gittiğim zaman eğer sabahsa bir kahvaltıda bir 45 dakika sohbet ediyoruz. Ne var ne yok dedikodular şunlar bunlar falan diye tamam Ondan sonra <laughs> akşamlarda gırgır geçiyoruz. Başka hiçbir şey değil yani gırgır gır geçiyoruz bir tane tekne yaptıralım, bir tane bilmem ne yaptıralım falan. Ama sana bir şey söyleyeyim. Hiçbir gün, hiçbir gün oturup gazete kuralım diye bir şey konuşmadık. Hiçbir günde, hiçbir günde hürriyetle ilgili, milliyetle ilgili, Doğan eski Demirören grubu gazeteyle ilgili de bir şey konuşmadık yani. Açılırdı zaman zaman açılır. Hiç açılmaz diye bir şey de yok. Onu yalan söylemeyeyim ben size. Ama yani zaten bilgimiz de yok. Ne konuşacağız zaten? Bak bana Aydın Bey de genel yayın yönetmenine ayrıldıktan sonra akşam üzerleri birinci sayfa gelirdi bana WhatsApp'la gönderilerdi çocuklar. Bir de her gün tiraj raporları gelirdi. Finansallarıyla ilgili de bilgi sahibiydim. Zaman zaman Aydın Bey'le onları konuşurdum. Demirörenler gazeteyi aldıktan sonra hem birinci sayfayı kestirttim hem tiraj raporlarını kestirttim. Finansallarla ilgili tek kelime bilgim yok. Hürriyetin büyüklükleri, reklam gelirleri, şunlarla ilgili, bunlarla ilgili Hiçbir şeyim yok. Yazı işlerine hiçbir zaman adım atmadım. Ve yazı işlerim çocuklarla da aşağı yukarı. Yani çok ender konuşmuşumdur. Bir yazı dolayısıyla gecikme bilmem ne falan varsa bunu konuşmuşumdur. Başka da bir şey konuşmadım. Yaptığım tek ilişki hürriyetle ilgili. Hürriyette çocuklar iyi iş yaptılar mı spor sayfasında, şurada. En fazla da şeyle konuşuyorum. Aslında söyleyeyim bizim spor sayfası, bizim spor yazarımız. Kimdi? Meleke. Ha Uğur. Aa, Uğur çok seveyiz, Çünkü Uğur'un yazıları, Uğur'un yazıları birinci sınıf yazılar. Çok tabii beğeniyorum. Çok. Ben de iyi bir spor okuyucusuyum. Vallahi Hürriyet'te en çok konuştuğum insan Uğur Meleke'ydi. Belki yarın öbür Hep gün, bir gün, yer bir televizyon kanalında futbol programı da yaparsınız. Vallahi Uğur yani Uğur, Uğur'un yanında biraz eziliriz tabii ama çok bilgisi müthiş bir çocuk yani. Ben Bana öyle şeyler göre, duyuyorum. Dünyadaki dünyadaki iyi iyi spor yazarlarından tabii, tabii, biri Uğur. yani. yani farklı Onla bir... konuşurum. Mehmet Aslan'la konuşurum spor hmm. servisinde. Selim Akçin'le konuşurum magazinin başındaki Selim Akçin'le. Bir de çocukların güzel, Savaş'ın falan güzel yazıları olunca falan onlara mesaj atarım. Ya bu yazın çok güzel güzel. Sizin şey ama kalırsın, o bir değil. gelenek galiba. Allah rahmet eylesin. Mehmet Ali abi de öyleydi. Siz de öylesiniz. Evet sen ben, de ben kaç kere Ben ne zaman bir yani. şey bir haber atlatsam, bir yazı yazsam, haber evet, evet. yapsam muhakkak telefonuma Aynen. ya Mehmet Ali abi'den ya sizden yani muhakkak sizin kuşaktan birinden, ya Rıfat abi'den hani birilerinden bir şey gelirdi. Yani bir İlk mesajlar sizden gelirdi ama onu da sizden sonra kuşakta hiç olmadı. Ben mesela kendimce devam ettirmeye çalışıyorum. Hani biri iyi bir şey yazdığında yaptığında arıyorum, tebrik ediyorum falan. Hoş bir şey sonuçta. İyi bir e iletişim. Tabii ya. Yani böyle... illa Twitter'dan birbirine küfür edip iftira atmak abi. gerekmiyor gazeteciler arasındaki. Böyle de, de bir iletişim var. Işte bunu anlatıyorum. Bak şimdi köşe yazarları da tamam mı? Bir tane bir insan bile telefon etse hoşuna gider. Moral olur o. Ya, yani anladın mı? Moral olur. O yüzden... E, bir de ben tutamıyorum kendimi. Yani sadece hürriyete yapmıyorum. Başka gazetelerde de yapıyorum Tabii. ben. Yani ve bu işten ayrıldıktan sonra mesela benim hoşuma giden başka şeyler de oldu. Benim zamanında Akit Gazetesi'nin yazarı e, ile iyi ilişkim var. Arkadaş değildik ama iyi bir ilişkimiz vardı. Yani Hasan'ı 28 Şubat'ta gözaltına aldıklarında ertesi gün çıktığında ilk arayanlardan biri bendim. Annesi öldüğünde ben aramıştım. Yani hep o da benim gıyabımda benden iyi bahsederdi tamam. Mesela geçen günde ben işten ayrıldım. Ee, yazarlarından biri e, Akit Gazetesi'nin bana telefon etti. Hayırlı yani yeni bir hayatımda hayırlar diledi falan çok, çok hoşuma gitti. Başka bir olay oldu mesela Ersoy Dede. TRT'nin şu andaki şeyi yazar falan. Ersoy'la benim aleyhime dünya kadar yazı yazan çocuk. Ayağım kırılmıştı. Bir gün telefon etti bana. Ben konuşur, Ben onun Cumhurbaşkanı'nın gezisiyle gittiği zaman yazdığı yazılarla ilgili renkliydi o. Odan güzel şeyler yapardı. Baktım Ersoy elinde küçük bir hediyeyle gelmiş bana ziyaretime geldi. Benim ayağım kırıkken. O kadar hoşuma gitti ki sonra arkadaş olduk. Yani o bakımdan bunları böyle artık yadırgamamamız lazım ya. Sen onunla da hala arkadaş mısın bilmem ne. Değişiyoruz kardeşim. İşte bakın Rasim Ozan örneğini ondan verdim. Keşke ben Rasim Ozan'la böyle bunun gibi bir programda sen ben Rasim oturup konuşsak burada. Konuşsak birbirimize ne diyor bakalım insanlar bir görseler yani bunu anladın mı? Bunları yapmamız lazım. Korkmamalı. Ben benim özelliğim bu. Ben bunlardan korkmuyorum. Bazı insanlar korkar. Yan yana gelmekten bile korkar. Ben korkmam hayatta. Beni e, eski Ankara Belediye Başkanının oğlu programa çağırdı. Tamam mı? Gittim bana pozlar yapıyor orada. Ya tamam? böyle azarlar gibi meselemiştim gibi. Meselemiştim herkes onu. bana dedi ki niye gittin diye. Tamam mı? Ya giderim ben kardeşim dedim. Ben mecra bulunca bir yerde anlatacak derdim varsa anlatacak derdim. Gider anlatırım. Benim öyle bir kompleksim, sıkıntım yok. Anladın mı? O yüzden bundan sonra yapacağım bunu. Çağırırlarsa oraya buraya gideceğim. Anlatacağım. Bunları anlatacağım ama. Hep bunları anlatacağım. Bak eğer tekrar siyaset yazmaya yani karar verdim. Tekrar siyaset yazacağım. Az yazacağım. Eskisi gibi değil. Çünkü dünyanın olayları beni daha çok etkiliyor. Ama yazacağım siyaset bu olacak benim. Ben kin ve nefretin ortadan kalkacağı bir Türkiye'yi yazmak istiyorum. Bunun müşterisi olmasa az da olsa beş kişi de olsa bunu yazmaya devam edeceğim. Araya gidiyoruz. Aradan sonra Ertuğrul Özkök'le birlikte bitireceğiz programı. Az önce konuştuğumuz son bölümündeyiz. Konuğumuz Ertuğrul Özkök. Ertuğrul abi yavaş yavaş bitiriyoruz programı. Ee... Bu helalleşme meselesiyle ilgili söyledikleriniz çok ses çıkardı. İnsanlar çok e, sizin helalleşme e, seremonilerinizi merak ediyorlar. Özellikle e, anlattıklarınızı. Ben yapıyorum bunu. Yıllardır dair. yapıyorum ben bunu. Ya i̇lk defa yapmıyorum. Tabii canım ben yıllardır yapıyorum. Şimdi e, biraz önce bir arkadaşım mesaj atmış bana haklı olarak bir şey uyarıyor beni diyor ki Türkiye'deki lider adaylarını verirken sadece muhalif tarafı verdin diyor. Yani iktidar tarafında hiç yok mu? Var tabii. Yani, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı ...lider yani bunu daha önce de söyledim ben şeyde... ...orada Devlet Bahçeli var... ...şimdi Devlet Bahçeli eleştiren bir sürü insan var ama... ...ben Türkiye'de Devlet Bahçeli'yi... ...ta ilk MHP'nin başına... ...geldiğinden beri... ...çok yakından takip eden bir insanım... ...Devlet Bey'in... E, ...çok ilginç bir sorumluluk... ...anlayışı vardır Devlet Bey'in bakın... ...en kritik yıllarla PKK ile en... ...kanlı savaşların olduğu... ...dönemlerde bile Devlet Bey... ...hiçbir zaman o zamanlar kaşımadı bu PKK olayını. Ve mafyanın, ülkücü mafyadan e, çökertilmesinde falan çok büyük etkileri oldu. Ben hep Devlet Bahçeli'nin kritik zamanlardaki o böyle dokunuşlarıyla e, yaptığı işleri hep yakından izledim. O yüzden de e, Devlet Bayi de onların için saymam lazım. Yani çok geniş bir liderlik yelpazemiz var. Zenginiz ve emin olun bakın Fransa'dan daha iyiyiz bu bakımdan. Ya Fransa'ya baksanız da şimdi bizim milliyetçi milliyetçi kesimin bizdeki başındaki insanlara bak. Lider adayı olarak devlet beye falan bak. Bir de Fransa'ya bak. Fransa'da resmen deli beye adam var. Şimdi şu anda %17'ye geldi oyu ikinci sırada. Evet. Yani hayretle izliyorum Fransa'da nasıl, nasıl böyle şimdi bir sadece şey çıkar Fransa'da diye. Değil. Birazcık o delilik tutuyor galiba. Ama bu Fransa'daki yani yani Rusoyu çıkarmış ülkede, Montesquieu'yu çıkarmış ülkede, evet. çıkarmış ülkede, Andre Albert Camus'u çıkarmış ülkede. Hı. Bu adamın ikinci sırada olması şu anda yani büyük bir ihtimalle seçimde o yarışacak ikinci sırada şeyle. Löpen'i bile geçti düşün. Evet. Şimdi Türkiye'nin böyle bir deli milliyetçi kesiminde böyle bir deli tarafı olan bir adayı yok yükselen yani. Sorumluluk sahibi insanlar var. Devlet Bey de ondan söylüyorum adını yani. O bakımdan devlet beyi eleştiren de olabilir, şey de olabilir. Zaten eleştirmeyen insan yok Türkiye'de. Hepimiz eleştiriliyoruz, yerden yere vuruluyoruz. Böyle bir şey var. Emeklilik planınızı... Bir de şeyi sordu bir arkadaşım. Kimmiş seni Akkit'ten arayan diye. O da Mustafa Albayrak, onu da söyleyeyim. Ee, hmm. şey, beni arayıp geçmiş olsun diyen şey. Hem daha önce Covid'de geçmiş olsun dedi. Hem de ayrıldıktan sonra da şey yaptı. Emeklilik evet. Emeklilik planınız var mı? Hayatta kabul etmeyeceğim kelime emeklilik. <laughs> Biliyorum o yüzden böyle soruyorum. Siz kabul etmeyin. Tamam mı? Yani <laughs> emekli. belki ama sadece kendim için değil. Kimse için ben bu bu kelimeyi sözcüklerden çıkarmak lazım. Emeklilik. Ne demek emeklilik ya? Emeklilik bir emek Yani yok her insanın artık hayatta bir uğraşısı var. Ne yapacaksınız abi şimdi? Nerede yazacaksınız? Ne yazacaksınız? Kafanızda ne var? Ya, ya bu çağda... Şimdi Ertuğrul Özkök her gün bir sayfa yazan bir yazardı en son. Yani artık köşeyi falan da geçtiniz sayfa yazıyordunuz ve her şeyi yazıyordunuz. E şimdi bunu yazmadan durmanız çok zor. Hadi bir süre durabilirsiniz ama muhakkak kafanızda bir şey vardır ama söylenmeye müsait mi değil mi onu çözmeye çalışıyorum şu an. Ya söyleyeceğim şeyleri ben söylerim. Instagram'dan söylerim, oradan söylerim, buradan söylerim. Televizyon programlarına çağırarlar söylerim. Yani, yani yapmayacağım şey böyle bir çalışma ritmine gidip sabah 9'da işe gidip akşam gelmek falan gibi bir şey. Yani onu şey eğlenirim ben. Eğlenecek bir şey bulurum kendime. Ama dediğim gibi yani siyaset yazacağım siyaset ama yazacağım siyaset benim e, şey siyaseti olmayacak. Tayyip Erdoğan'la muhalefet arasında sıkışmış bir siyaset olmayacak. Ben ben her taraf kim ne, yani iyi gördüğüm her şeyi anlatmak istiyorum. En son seyrettiğiniz ve çok güzel bir film söyleseniz de bize seyredelim biz de. Kulübü sevdiniz mi? Kulübü sevdim. Güzel bir film kulüp. Evet güzel. Yani yapım itibariyle falan e, kulüp. Ama çok enteresan. Mesela ben e, Squid Game filmine giremedim. Hmm. Ama Casa del Papel'e de girememiştim. Bazen insanın... girememişiz, giremedikleriniz bayağı girecek iki tane şey yani. Evet şey ben giremedim onlara yani. Ama benim girdiğim bazı diziler var. Onlara da insanlar girmiyor. da biz giremiyoruz. Giremiyor giremiyor. yani. da başka insanlar giremiyor. Ya şöyle bir şey oldu tabii. Çok abur cubur seyretmeye başladık. başladı Elimizde şeyle streaming olayı. Ha bak medyanın geleceği bence streaming artık. Evet. Artık bak bana göre YouTube kanalları bile giriliyor. Web siteleri gidiyor. YouTube kanalları gidiyor, gerilecek. Podcastler şimdiden eskidi. Evet. Tamam mı? Yani değişmeyecek olan şey streaming. Her yerde streaming kayan, o sisteme uyduran kendini onlar daha çok yaşayacaklar. Gazetelerin bile bence o işe gelmesi lazım artık. Program bitti. Değil mi? Ben kaçırıyorum çünkü siz aranızda konuştuğunuz için. <laughs> Ertuğrul abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, bundan sonraki gazetecilik yaşamınızda da sizi takip ediyor olacağız. Yazdıklarınızı, okuduklarınızı, e, Türkiye'ye dair tespitlerinizi de e, aynı dikkatle ilgili ile takip ediyor olacağız. Sizin söylemek istediğiniz son bir şey varsa size sözü bırakayım yok, konuk bu olarak. Bunlar benim söyleyeceklerim yani. Ee, Tansu ablaya da çok selam söyleyin. Oldu. Az önce konuştum bitti. Önümüzdeki hafta aynı gün değil. Önümüzdeki hafta pazartesi günü Metin Akpınar konuğumuz canlı yayında buradayız. Bekleriz. Hoşçakalın.